Görsel İletişim Tasarımı 1. sınıf 1. dönem Temel Sanat ve Tasarım Eğitimi 7. bölüm Görsel Tasarım İlkeleri Güçlü bir tasarımcı olmaya doğru atılacak ilk adım ona tutkuyla sarılmaktır. Ressamlar, tasarımcılar, yazarlar, heykeltıraşlar, müzisyenler, oyun yazarları gibi her türden en iyi yaratıcılar dünyayı kendilerine ilham kaynağı yaparlar ve hem deneyimlerini artırırlar hem de yapılan araştırmadan fikir ve içerik alırlar. Tasarımcı adayının çalışmalarını zenginleştirmesi yalnızca tasarım dünyasında değil, genel olarak dünyada neler olup bittiğinin farkında olmayı bir öncelik haline getirilmesiyle ilişkilidir. İyi bir gözlemci olmak, biriktirmek, deneyimlemek ve araştırmak her projeyi özel kılan en önemli yaratıcılık özelliklerinden biridir. Bu bakış açısı artık yaşamında bir parçası olmalıdır. Göze çarpan, etkileyen ve duyumsama oluşturan her şey belgelenmelidir. Bir görsel yakalandığında not defterine, eskiz defterine, akıllı telefona veya bilgisayara arşivleyin ve daha sonra görülecektir ki mutlaka onunla tekrar yüz yüze gelinecektir. Temasa edilen her şey tasarımcıyı bilgilendirebilir. Bu nedenle ilham almak için harika bir nesne ve görsel koleksiyonun olduğundan emin olunmalıdır. Görsel iletişim tasarımı her ne kadar bir mesajı hedef kitleye ulaştırmayı hedefler ise de temel olarak özünde tasarımcının estetik bakışı, özgüveni, derinliği ve tasarım ekolojisine bakışını barındırır. Tasarım ilkeleri bu bakış açısını şekillendirmede en önemli yollardan biridir. Görsel iletişim tasarımı içinde bulunduğumuz yüzyılda geleneksel grafik tasarım fikrinden farklı bir anlayışa dönüşmüştür kağıt yüzeyi, offset ve sayısal baskı teknikleri, afişler, flyerlar, basılı medya, billboardlar vs. birçok grafik ürün maddesizleşerek ekran tasarımına dönüşmüştür. Özellikle siber değişim ve dönüşüm iletişimin farklı bir mecrasına taşınmıştır. Görsel tasarımda denge, ritim ve hareket. Görsel iletişim tasarımında hedefine ulaşan bir tasarım oluşturmanın en önemli yolu yaratıcı bir fikir ortaya koymak kadar bu fikri görsel bir ifadeye dönüştürmekte tasarımcının en önemli sorumluluğudur. Fikir her ne kadar mükemmel olsa da biçime yani görselliğe dönüştüğünde gerekli etkiyi yaratmıyorsa hedefine ulaşamıyor demektir. Bu nedenle tasarımcı görsel temel tasarım ilkelerini çok iyi özümsemiş olması gerekir. Bu ilkelerden denge, ritim ve hareket aslında bir fikrin biçim kazanmasında tasarımcının anahtarı gibidir. Özellikle görsel iletişim tasarımında aktif kullanılan tipografi, fotoğraf, geometrik şekiller, boşluklar, ritimler, hareketler gibi tüm elemanlar ve ilkeler bu anahtarlarla hedef kitlenin zihninde bir değişiklik oluşturur. Denge, ritim ve hareket genelde bakılacak olursa görsel sanatlar kadar işitsel ve bedensel sanatlarında da biçim ve ses gramerinde etkili bir yere sahiptir. Bir müzik, bir bale ve operada bu kavramları görmemiz, duymamız olasıdır. Bu kapsamda bu üç önemli ilkeyi detaylı olarak incelemek ve görsel örneklerle ortaya koymakta yarar vardır. Denge. Denge ilkesi genellenecek olursa evrenin ve dünyanın varoluşunda da kendisini gösterir. Evrende ve doğada her şey bir denge içerisinde varlık bulur. Denge bozukluğu birçok rahatsızlığı da birlikte getirir. Gezegenlerin güneş etrafında dönüşü, mevsimler, gece, gündüz gibi birçok kavram denge içerisinde yer alır. Suyun ekolojik dengesi, atmosfer, oksijen ve canlıların varoluşu bu hassas dengenin bir sonucudur. Denge temel bir insanlık durumudur. Dik durmak ve yürümek için fiziksel dengeye ihtiyacımız vardır. Kişisel ve profesyonel hayatımızın birçok yönü arasında denge aranır. Hatta bütün dünya ve insanlık sosyolojik olarak güç dengesi için mücadele ederler. Gerçekten de denge kültürümüzde değerli bir metadır ve onunla örtük sezgisel ilişkimizin dengeyi donatması şaşırtıcı değildir. Gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız, tattığımız ve dokunduğumuz şeylerde dengeyi ya da dengesizliği hissetmemizi sağlar. Birçok alanda olduğu gibi görsel iletişim tasarımında denge tasarımın en önemli ilkesidir. Denge temel olarak nokta, çizgi, leke, boşluk, renk gibi tasarım elemanları ve ilkelerinin tasarımcı tarafından bilinçli kullanımından yani mesajın biçimsel işlevle birleşiminin görsel anlatımından doğar. Tercihe, işleve göre simetrik, asimetrik ve radyal denge gibi adlandırılır. Temel tasarımda kompozisyona katkı sağlayan önemli elemanlardan birisidir. Simetrik denge Simetri kavram olarak orantısı eşit ve tam hatta dengelenmiş elemanların bütün içerisindeki yerini ifade eder. İnsan yüzündeki ya da vücudundaki uzuvların yerleşimi tam simetriye güzel bir örnektir. 2. 3 boyutlu bir yüzey veya sanal ekran ya da arayüz tasarımında olduğu gibi herhangi bir tasarım yüzeyinin ortasından geçtiğini varsaydığımız izafi bir çizginin sağının soluna eşit biçimsel elemanlarla düzenlenmesidir. Genellikle durağan ve hareketsiz bir denge sağlar. Uzun metinli tasarımlarda çokça kullanılır. Bir terazinin her iki kefesine eşit ağırlık konmuş hissiyatı yaratır. Bir tasarımdaki denge eksikliği izleyicileri rahatsız edebilir ve iletişimi bozabilir. İzomorfik terimlerle, fiziksel yapımız sayfanın fiziksel düzeni yapısıyla özdeşleştirilir ve dengedeki bir bisikletten düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Birleşik, sürülebilir ve dengeli bir tasarımı nasıl yaratılmalıdır? Ögeler arasındaki dinamik gerilim dengelendiğinde, büyük olasılıkla amaçlanan mesajlar doğru bir şekilde iletilebilir aksi takdirde göz rahatsız olur. Ögeden ögeye kayar, her şeyi tam sayfada duracak şekilde taşımak ister. Duvara eğri asılı bir afişi düzeltmek gözün yerçekimi prensibiyle ilişkilidir. Bu kadar rahatsız olan izleyici, afişin kalitesine veya içeriğine daha az dikkat edecektir. Denge, zıt yönlerde çeken eşit kuvvetle iki kuvvetle veya kuvvetleri birbirini dengeleyen farklı yönlerde çeken birden fazla kuvvetle sağlanır. Görsel dengeyi, şu an için tüm ekiplerin ip üzerinde aynı gücü uyguladığı çoklu ip çekişi olarak düşünün. Bu bir dinlenme hali değil, eşit gerilim halidir. Asimetrik denge 20. yüzyıl başlarında modernizmin sanat ve tasarımı yakından etkilemesi süreciyle başlayan ve simetrinin reddedilmesiyle birlikte geleneksel anlayışlara karşı çıkan sanatçı ve tasarımcılar yüzeyde yeni bir arayışa yöneldiler. Bu anlayışla simetriden uzaklaşarak bütün içerisindeki parçaların farklı biçimdeki oranlarını kullanarak üretimde bulundular. Asimetrik denge olarak adlandırılan bu anlayışla yeni bir optik denge oluşturulur. Gözün tasarım elemanlarıyla oluşturulan ağırlıkta yer çekimiyle ilişkisini görsel olarak dengelemek prensibine dayanır. Bu optik denge sayesinde asimetri ile birlikte tasarım yüzeyinde yer alan fotoğraf Tipografi, resimleme veya diğer tasarım elemanları hareketli bir yapıya kavuşur. Hareket göz ekseni üzerinde uyarıcı bir yapı sağlar. Mesajın gereksinimi durağanlık ve sakinlik üzerine kuruluysa simetrik, gerilim, heyecan ve aksiyon üzerine kuruluysa asimetrik kompozisyonlar işi kolaylaştıracaktır. Özellikle boşluklar veya espas ve lekeler bu düzen içerisinde optik ağırlığı dengelenmesi için yol göstericidir. Asimetrik kompozisyonlarda tipografinin de bir eleman olduğunu düşünüldüğünde okunurluk işlevi mutlaka dikkate alınmalıdır. Özellikle renk kompozisyonda hem psikolojik hem de fizyolojik bir etki oluşturduğundan tasarım yüzeyinde dengeyi sağlayan önemli bir temel tasarım elemanıdır. Tasarımcılar biçimsel olarak simetrik dengede olan kompozisyonlarını renkle asimetrik bir yapıya kavuşturmayı sıkça denerler. Radyal denge Tasarım yüzeyinde yer alan tasarım elemanlarının dairesel, radyal, bir biçimde içten dışa ve dıştan içe doğru bir şekilde tasarımın merkezine doğru yerleştirilmesi prensibine dayanır. Bu şekilde yüzeyde radyal bir hareket sağlanmış olur. Özellikle grafik tasarım tarihinde uzak doğuya duyulan hayranlığın süslemeci bir yapıda ifadesini bulan Art Nouveau akımının tasarımlarında ve mimari cephelerinde sıkça görülen bir denge biçimidir. Radyal simetrik denge içerisinde görsel unsurlar merkezde ifade edilebilecek bir eksenden güneş ışınlarını andırabilecek bir şekilde 360 derece bir dağılımla uzaklaşır ya da yakınlaşır. Dairesel simetride ise bir dairenin etrafına dizilen görsel tasarım elemanlarının eşit, büyüyerek, küçülerek veya giderek mesafesi ayrılan bir şekilde yerleşimi söz konusudur. Bu biçimler süslemeci, ornamental veya kristal dokuyu hissettiren kristalografi şeklinde dizilirler. Radyal denge ağırlıklı olarak geleneksel ve dekoratif sanatlarda kendisini sıkça gösterir. Mimaride, takı tasarımında, seramik ve porselende, tekstil tasarımlarında yer alır. Selçuklu süslemelerinin yer aldığı kapı ve çanak çömlekler üzerinde sıkça görülür. Bu tasarımlar genellikle figüratif ve nonfigüratiftir. Doğanın bir yansıması olarak radyal denge çiçeklerde, kesiti alınan meyvelerde veya taç yapraklı bitkilerde karşınıza çıkabilir. Bütün bu denge çeşitleri içerisinde özellikle yazı tasarımı ve tipografide çokça kullanılan bir de optik denge vardır. Harfler arası boşluklar, satır boşlukları bu optik dengeye göre hazırlanır ve düzenlenir. Özellikle sayısal tipografide bazı fontlarda yer alan ve fontların Türkçe harflerle olan uyum sorunları optik dengeyle çözümlenir bu sayede okunurluk artırılır. Sonuç olarak tasarım ilkelerinden denge ve denge biçimleri mesajın en iyi biçimde iletilmesini hedefler. Bu biçimler grafik tasarım yüzeyi için olmazsa olmaz koşullar değillerdir. Yüzyılımızın tasarım anlayışına etki eden deneysel tasarımlar bu biçimleri bozarak farklı bir dil yaratmaya da olanak sağlamaktadır. Özellikle deneysel tipografi tasarım yüzeyindeki yazı unsurlarının okunurluktan taviz verilerek sanki birer tasarım elemanı gibi dengenin sınırlarını zorlayan bir yapıda ele alınmaktadır. Ritim Tabiatta her şey bir ritim, bir akış halindedir. Doğanın dengesi belki de bu ritimle kendini bulur kuşların ötüşünden, yağmura, rüzgarın sesinden, dalgalara hayatın her alanında ritimleri duyum sanır. Çocuk ilk ritme annesinin kalp atışlarından anne rahminde öğrenir. Yine müzisyenler farklı enstrümanların seslerini ve insan seslerini belirli bir ritim içerisinde kullanarak besteler yapar ve konserler verirler. Halk oyunları kültürümüzden üretilen beden hareketlerinin belirli bir ritimde ve organizasyonda sunulmasına dayanır. Ressamlar tarih boyunca eserlerini çizgilerin, renklerin ve biçimlerin ritmiyle ortaya koymuşlardır. Ritim kelimesi etimolojik olarak Yunanca ritmos sözcüğünden türemiştir. Dans ve müzikte çokça kullanılan bir sözcüktür. Belirli aralıklarla tekrarlanan hareketlere, seslere ki bu durum periyodik de olabilir, bu ölçütlere dayanan sanatlara ritmik sanatlar adı verilir. Görsel iletişim tasarımında mesajın oluşmasına katkıda bulunacak bir kompozisyon hazırlarken, tasarımın temelini oluşturan şekil ve biçimleri düzenlerken belirli kuralları uygularız. Bunlar elemanların bir benzerlik şeklinde tekrarlanması olabileceği gibi yönlendirmenin de oluşturacağı biçimlerde de olabilir. Gestalt kuramının da beslendiği gibi benzer biçimler gözü benzer biçimde uyararak tasarda organizasyon yaratırlar cümlesini doğrular nitelikte olmalıdır. Böylece göz benzer biçimleri izleyerek ritmik bir organizasyonla mesaja yönlendirilir. Bazen bu ritim organizasyonu içerisinde göz tersi bir yönde şaşırtılarak ritimden koparılıp yine mesaja yönlendirilebilir. Etkileyici bir tasarımda ise göz sadece dizonans noktası denilen noktaya takılarak bu noktadan yola çıkmalı ve tüm tasarımı dolaşmalıdır. İşte bu gözün hareketi tasarım elemanları doğru bir organizasyon ve ritimle kompozisyonda kullanılmasıyla olur. Görsel iletişim tasarımcıları, statik görüntülerin yanı sıra kitap tasarımlarının arayüzlerinde, dergi tasarımlarında ve anime ekran bannerları, benerikler, animasyonlar gibi hareketli grafik tasarımlarda ritmi çokça kullanırlar. Ritim, denge şekillerinin simetrik, Asimetrik veya radyal denge içerisinde de kendisini bulur desen ve motif tasarımlarında genellikle kesintisiz tekrar kullanılmasına rağmen grafik tasarımın çoğu biçimsel değişim ve çeşitlilikle noktalanmış ritimler arar. Örneğin, arayüz tasarımları çeşitlilik arz eder. Görsellerde oran, orantının ve ton değerlerinin sayfaları aynı zamanda temel tasarımdaki yapısal birliği korurken denge ve ritim birlikte çalışarak yaşamla nabzını tutan hem istikrarı hem de sürprizi yakalayan tasarım çalışmaları yaratır. Ünlü tasarımcı Sergei Forostovski, şekillerin ve oranların çeşitliliğine çok dikkat ediyorum ve nesneleri, çizgileri ve boşlukları, izleyicinin gözü görüntünün etrafında ve odak noktasına yönlendiren bir ritim oluşturacak şekilde yerleştiriyorum demiştir. Tasarım yüzeyinde tekrar eden her şey ritim değildir. Ritim tasarlanmış ve mesaja ulaşmada işlevini ortaya koyan bir nitelikte olmalıdır. Alıcıyı yaratıcı fikre yönlendirmeli ve şaşırtıcıdır. Yazıların ritmi, görsellerin ritmi, resimleme ve motiflerin ritmi de kompozisyonu zengin kılan özelliklerden biridir. Büyüyen, küçülen, biçim değiştiren, renklerle yönlendiren, izafi bir çizgide hareket eden, içe ve dışa doğru yönlendiren motifler ritimle birlikte hareketi de beraberinde getirir. Müzikte zaman. Müzikte ritim hangi prensiple çalışır? Müzikte zaman, atım, tartım ve ritim kavramlarına dayanır. Müzikte atım, müzikal eserde ritmik yapının en alt katmanını oluşturan ve seslendirme sırasında hissettiğimiz eşit aralıklı devinimlerle yansıttığımız kalp atışına benzeyen bölümlerdir. Atım için vuruş da kullanılabilmektedir. Aslında vuruşlar atımın yansımasıdır. Dans müziği veya rap müziği dinlerken çoğumuzun ayağıyla vurduğu veya el çırptığı eşit uzunluktaki düzenli süreler atımdır. Müzikte tartım, atımların organize olmuş halidir. Bazı vuruşlar diğerlerine göre daha kuvvetlidir. Tartım ölçü ile belirlenir. Ritmin akışını sınıflandıran tartım, tıpkı şiir okurken kullanılan vurgular gibi belirli kalıplardan oluşur. Müzikte ritim, uzun ve kısa zamanların düzenlenmesidir. Ritim sayesinde müzik devam eder. Zaman, müziğin en önemli boyutudur ve müzikte ilk kural ritimdir. Ritim genel anlamda evrende var olan düzendir. Dünyanın ayın, güneşin ve yıldızların birbirine çarpmadan düzenli hareketleri, mevsimlerin döngüsü, gece ve gündüzün birbirini izlemesi, kalbin vuruşu ve yürüme gibi olan faaliyetlerde ritmi izlemek mümkündür. Ritim, müziğin iskeletini oluşturmaktadır. Hareket Hareket tasarıma dinamizm, canlılık ve estetik bir akışkanlık katar kompozisyon içerisindeki tüm eleman ve ilkelerin mesajı en etkili bir biçimde ortaya konması için önemli bir etkendir. Bir yöne doğru yürüyen onlarca insan içerisinde tersi bir yöne doğru hareket eden seyyar satıcı kalabalığın içerisinde zıtlık oluşturur ve hareket kazanır. Tıpkı tellerin üzerine konmuş bir kuş sürüsünde havaya uçan kuşun hareketi göz tarafından öncelikli olarak algılanması gibidir. Görsel tasarımda tasarımı organize eden tipografi, fotoğraf, resimleme gibi elemanlarda hareketin gözü mesaja yönlendirerek alıcı üzerinde bir etki yaratması önemlidir. Bu etki renk, nokta, çizgi, espas ve leke gibi elemanlarla da kazandırılabilir. Atalarımızın söylediği gibi, "Harekette bereket vardır" sözü hiç de yabana atılmayacak bir sözdür. Sanat ve tasarım alanında ritmin en önemli görsel unsurlarından birisi hareket ögesidir tasarımcı ilk olarak yaratıcı fikri ortaya koyan ve hareket üzerinde düşünendir. Çizgi, renk, motifler gibi görsel unsurların tasarıma kazandırdığı değer içerisinde yön, zıtlık, lekesel zenginlik, espas gibi görsel tasarım elemanlarının değişikliğiyle ortaya konulan her türlü zıtlık hareketi doğurur. Hareketi belirleyen özelliklerle oluşturulan ritim ise, estetik ve izlenirliği yüksek bir yapısal zenginlik oluşturur devamlılık gerektiren ve bütünlüğün hedeflendiği tasarımlarda hareket bazen tasarımın niteliğine etki edebilir. Ancak bu tür durumlarda tek düzeliği ortadan kaldırmak, vurgu oluşturmak ve mesaja yönlendirmek için hareket bütüne katkı sağlayabilir. Bir sanat eserinde veya tasarımda çizgiler, biçimler, ton ve renkler yerleştiriliş ve organize ediliş biçimlerine göre değişik yönlerde hareket ederek gözü yönlendirirler. Tasarım ve sanat dilinde bu yönlendirici çizgilere direksiyon çizgileri denir. Kompozisyon içerisinde sürekli bir devinim ve hareket sağlayan bu çizgiler dikey, yatay, diagonal hareketlerle ifade edilir. Dairesel bir yönlendiricilik söz konusudur. Dikey ve yatay hareketlerle oluşturulmuş tasarımlar duran bir etki yaratırken, diagonal ve eğri olan çizgiler yer düzlemine göre fark yaratacağı için dinamizm oluştururlar tasarım içerisinde tüm tasarıma hakim bir direksiyon çizgisi olabileceği gibi, farklı yönlerde de gözü yönlendiren direksiyon çizgileri olabilir. Ayrıca temel direksiyon çizgisini destekleyen ara çizgilerde ritmik bir hareket ortaya koyacaktır. Temel olan mesajın ve imgenin bu direksiyon çizgileri sayesinde hedef kitlesine ulaşmasıdır. Sanat, tasarım ve süslemede hareket olgusuzluklukların temeliyle ilişkilidir. Beyaz bir yüzey üzerinde bu yüzeye zıt bir nokta, benek, ya da çizgi izleyicide bir hareket olgusu uyandırır. Işığı yutan siyah ve yansıtan beyaz göz bebeğinin büyümesi ve küçülmesiyle hareket kazanır. Çünkü göz açık ile koyu arasında sürekli bir fizyolojik devinimde bulunur. Yüzey üzerinde eğer iki nokta varsa göz devamlı bu iki nokta arasında gidip gelecek ve ingede yine bir hareket olgusu oluşacaktır. Bu iki nokta yanına konulacak bir çizgi ise, gözün sürekli hareketini zıtlıklarla hareketlendirecektir. Bu biçimsel denemeler tasarım yüzeyinde de çok farklı değildir. Mimari ve heykel gibi üç boyutta ifade edilen sanatlarda yön karşıtlıkları, ışık gölge ve yarı gölge merdivenleri ciddi hareket yaratır. Hatta ışığın ve güneşin yer değiştirmesine göre bu hareketlilik de farklılaşır. Çok yapılan hatalardan biri de yaşam içerisindeki hareketlilik ile sanat, tasarım alanındaki plastik hareketin birbiriyle karıştırılmasıdır. Örneğin, bir tasarımdaki figürün koşması, zıplaması tasarım içerisindeki hareket için yeterli değildir. Tasarım içerisindeki temel tasarım elemanlarının desteği eğer o figürü göz üzerinde hareketlendirmiyorsa yapacak bir şey yoktur. Ancak tersi bir durumda oturan bir figürü diğer tasarım elemanlarının bilinçli kullanımıyla göz hareket kazanıyorsa o zaman tasarım dilini çözmek yolunda büyük bir aşama kaydedilmiş olur. Hareketli tasarım yüzeyi üzerinde göz her zaman daha uzun süre düşünür. Tipografide göz hareketi bold kalın karakterlerden light ince karakterlere, renksizden renkliye, soldan sağa doğru hareket eder. Problematik tasarımlarda etkiyi artırmak ve alıcı üzerinde kalıcı etki uyandırmak için mutlaka tasarımda hareket ilkesinden yararlanılmalıdır. Minyatürde tasarım ilkelerinin kullanımı Tüm sanat dallarında olması gereken ritim, denge, burgu, süreklilik, orantı ve görsel hiyerarşi, zıtlık ve bütünlük gibi ilkeler minyatür sanatında da bulunmaktadır. Örneğin, 16. yüzyıl minyatürlerinde de 21. yüzyıl minyatürlerinde de ritim ilkesinin ön plana çıktığı eserler mevcuttur. Minyatürde ritim denince akla ilk olarak savaş sahnelerinde kullanılan atlar ve figürler gelmektedir. Atların ardı ardına dizilişi ve bu atlarda aynı şablonun kullanılması biçimsel olarak ritim ilkesini ortaya çıkarmaktadır. Minyatür eserleri incelenirken atlarla oluşturulan ritim haricinde mimari elemanlarla da ritim oluşturulduğu görülmektedir. Mimari ögelerin üst üste, çapraz ya da yan yana dizilmesinden oluşan ritim ve kalelerin sur detayları, ritim için önemli birer örnek olmuştur. Eserlerde yapılan ritim, tasarıma farklılık ve hareket kazandırmıştır. Kullanılan ritim tek düzeliği ortadan kaldırmış ve tasarımı tasarım yapan ilkelerden birinin minyatürde kullanılmasına sebep olmuştur. Ritim ilkesinin minyatür sanatı içinde incelenmesi, minyatürde evrensel tasarım ilkelerine bağlı kaldığını kanıtlar niteliktedir minyatür, hat, tezhip, resim, heykel ve diğer sanatlarda aranan ilk özellik denge denilebilir. Minyatür genel anlamıyla dengeli kompozisyonlara sahip bir sanat dalı olduğundan denge ilkesi oldukça önemlidir. Kullanılan doğal renklerle oluşturulmaya çalışılan bir denge vardır. Bu renkler haricinde, minyatürlerin genelinde tercih edilen pastel renkler de tasarımda dengeyi sağlayan bir unsurdur. Kurgudaki denge de minyatür tasarımlarının önemli özelliklerindendir. Figürlerin ve mimari ögelerin yoğunluk dengesi, yatayda ve dikeyde kullanılan çizgi dengesi, kullanılan dokulardaki ve ölçüdeki denge tasarımı tasarım yapan unsurlardır. Minyatürde kullanılan vurgu ilkesi, tasarımda kullanılan nesnelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin, minyatürlerde resmedilen sahnede önemli bir kişi ya da başka bir figür varsa, padişah, sadrazam, konuda vurgulanmak istenen mimari öge gibi, bu nesneler boyut olarak daha büyük yapılır. Padişahlar boyut olarak daha büyük yapılıp vurgulandığı gibi, kıyafeti farklı renkte resmedilip vurgulanabilir minyatürde süreklilik, tam anlamıyla kullanılan bir ilkedir. Minyatürde resmedilen hikaye, haftalara bölünür birden fazla olay bir minyatür eserinde anlatılabilir. Haftalara ayrılan bu alanlar, soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağı doğru bir yol takip eder ve takip sonucu göz bu geçişleri kesintisiz olarak takip eder. Tüm sanat dallarında olduğu gibi minyatürde de oran orantı ve görsel hiyerarşi tasarımın bütününü oluşturan bir ilkedir. Bu bağlamda minyatürler incelendiğinde her birinde oran orantının oldukça doğru kullanıldığı görülmektedir. Minyatürler, büyük ve küçük nesnelerin birleştiğinde ortaya çıkan uyumu gözler önüne sermektedir. Kütlesel olarak büyük alanın içine yapılan küçük detaylar, figürlerin boyutları ve fazlalığı minyatürün genel kurgusuna bakıldığında orantılı durmaktadır. Bu orantıyı göz algılamakta ve tasarımda bir eksiklik hissetmediği düşünülür minyatürde zıtlık ögesi, büyük ve küçük nesnelerin bir arada kullanılmasıyla oluşabilir. Tasarımdaki önemli nesneyi vurgulamak için zıtlık ilkesinden yararlanılır. Şöyle ki, pastel renklerin kullanıldığı alanın arasına canlı bir kırmızı kullanarak minyatürde zıtlık elde edilebilir. Ya da küçük ve detayları nesnelerin devamına resmedilen kütlesel bir öge zıtlığı oluşturabilir. Minyatürde kullanılan ögelerin tamamı, bir bütünlük içerisinde tasarlanmıştır. Yan yana ve üst üste gelen renklerin oluşturduğu bütünlük, büyük ve küçük nesnelerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı bütünlük ve kullanılan tüm tasarım ögelerinin oluşturduğu bütünlük, minyatürdeki bütünlük ilkesine örnek verilebilir. Surnamebi Vehbiden 3 Ahmet'in oğullarının sünnet düğünü, soldan sağ süreklilik Görsel tasarımda hiyerarşi, oran-orantı ve vurgu İyi bir görsel tasarım ortaya koymanın yolu nitelikli kompozisyonu oluşturmak ile bir takım tasarım ilkelerini bilmeyi gerektirir. Yerarşi, oran orantı ve vurgu gibi ilkeler, kavramlar görseli oluştururken sadece tasarım ve sanatsal duyum sayış değil, bir takım fiziki, fizyolojik ve topoloji kurallarını sayısal teknolojiler, bilgisayar ve yapay zekalar ile bütünleşerek uygulamayı da gerektirir. Yüzyılımızda tasarım fikri somut ve soyut düşüncenin ortak işbirliğine dayanır. Bu işbirliği sayesinde tasarım eleman ve ilkeleri kompozisyonda hiyerarşi, oran-orantı ve vurgu gibi kavramlarla bütünlük kazanır. Bu kavramlar mesajın hedef kitleye en iyi ve estetik şekilde ulaşmasını sağlar. Hiyerarşi tasarım elemanlarında konuşma sırasının kime verileceği ile ilgilidir. Bu sırayı belirleyen önemli bir olgu da oran, orantı ve vurgu ilkesidir burgu konuşma esnasında kullandığımız ses tonları gibidir. Konuya veya mesaja vurgu yaparken ses tonu yükseltilir. Fransız dilinde topoloji sözcüğünden üretilen topoloji, anlam olarak, geometrik nesnelerin içeriğiyle ilgili konuları biçim, form ve büyüklüklerinden farklı olarak ele alan geometri dalıdır. Bilginin nicel ilişkisi yerine nitel başlıklarla tanımlaması yöntemidir topoloji matematiğin temel bir alanıdır. Matematik alanında topoloji kuramlar, grafikler, diyagramlar ve görseller ile doğrudan bağlantılıdır. Çok genel olarak topoloji modern geometridir. Topoloji estetik, teknoloji ile ideolojik formların belirmesine doğrudan dayanmaktadır. Daha çok bağlamla ilişkilidir. Topoloji formların yeniliğiyle örtüştürmek kadar formların bağlantısını düzenlemektedir birçok kez topolojiyi ilişkilendiren formlar eğrisel formlar olarak ortaya atılmaktadır. Bu anlamda topoloji sadece eğrisel formlarla bağlantılı değil çevresel donelerin beraberinde ortaya atılan bilginin formu biçim kazandırmalıdır. Topoloji, tasarım bilgisini tanımlama çalışmalarıyla daha önemli bir hale gelmiştir. Özellikle topoloji ve mimarlık bağıntısı bilgisayar destekli tasarımında ortaya çıkışıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Yüzyılımızda tasarıma bakış açısı somut, soyut düşüncenin ortaya çıkışı ile bağlantılıdır. Yerarşi, Koram Yerarşi, bir sosyal grup içindeki, ordu rütbeleri gibi veya bir metin gövdesindeki, bir kitabın bölümleri ve alt bölümleri gibi, önem sırasıdır. Yerarşik düzen, aile birimi, iş yeri, siyaset ve din dahi bildiğimiz hemen hemen her şeyde mevcuttur gerçekten de düzen sıralaması, bir kültür olarak kim olduğumuzu tanımlar. Yerarşi, adlandırma sistemleri aracılığıyla ifade edilir, general, albay, onbaşı gibi. Yerarşi ayrıca oranlı orantı, ton, renk, boşluk, yerleştirme ve diğer sinyallerdeki farklılıklar yoluyla görsel olarak da iletilir. Bütünü ifade etmek, grafik tasarımcının temel görevidir. Görsel hiyerarşi teslimatı kontrol eder ve bir mesajın etkisini irdeler. Bir tasarımcının görsel hiyerarşiye yaklaşımı, onun kişisel stilini, metodolojisiyle eğitimini ve aynı zamanda çağın ruhunu yansıtır. Hiyerarşi basit veya karmaşık, katı veya yumuşak, düz veya yüksek oranda seçilmiş olabilir. Tasarımda bağımsız olarak hiyerarşi, bir seviyeden diğerine bir değişikliği işaret etmek için net ayrım sinyalleri kullanır. Yani etkileşimli tasarımlarda site haritasının gereği menüler Metinler ve görseller örnek olarak verilebilir. Bu durumda hiyerarşi bilgiye erişim sırasını kontrol eder. Teknoloji bilgiye her zamankinden daha fazla erişime izin verdiğinden, tasarımcının damıtıp anlamlandırma yeteneği oldukça önem kazanır. Hiyerarşi, yüzey üzerinde oluşturulan ölçütlere göre farklı yöntemlerle anılır. Bu yöntemler hiyerarşinin yapısal olarak yerleşim biçimi içinde belirleyicidir. Bu anlamda üç tür hiyerarşik düzenlemeden bahsedilebilir. Takip hiyerarşisi, merkezi hiyerarşi, serbest hiyerarşi. Hiyerarşik düzenleme türleri Takip hiyerarşisi Hedeflenen mesajın işlevine göre tasarım yüzeyinde takip içeren izafi çizgilerin doğrusal hareketlerine göre, düz, eğri, dalgalı, radyal, konik, dikdörtgen ve B izafi çizgiler, tasarım elemanlarının hiyerarşik ilkeler ölçüsünde dizilmesini ifade eder. Merkezi hiyerarşi. Hedeflenen mesajın gerektirdiği tasarım elemanlarının yüzeyde merkezi bir simetri içeren konuma yerleştirilmelidir. Bu konun merkeze yönlendirme yapacağı gibi merkezden dışa doğru da bir göz yönlendirmesi yapabilir. Özellikle logo ve afiş tasarımlarında kurtarıcıdır. Serbest hiyerarşi. Tasarım elemanlarının mesajın işlevinin gerektirdiği ölçüde serbest ama birbirlerine yönlendirme yapan bir hiyerarşiyle yerleştirilmesini kapsar. Deneysellik ve kendi içerisinde bir tasarım disiplini barındırır. Bir tasarım için oluşturulacak kompozisyonda birden fazla temel tasarım elemanı veya ilkesi organizasyonda yer alacaksa tasarımcı mesajı en iyi şekilde ortaya koyacak sıralamayı belirlemekle sorumludur. Bu sıralama içerisindeki anlam önem hiyerarşisi tasarımın hedef kitleye ilk söylenecek söz olarak belirlenir. Örneğin bir gazete tasarımı birinci sayfasında ilk gösterilmek istenen haberin metni ise o habere yönelik oluşturulacak ilk spot başlık belirlenip izleyiciye bold, kalın, karakterde ve punto birimi olarak büyük ve yaratıcı bir retorikle sunulur. Eğer hiyerarşi haber metnine değil de görsele verilmek isteniyorsa alıcı gazete yüzeyi üzerinde ilk olarak fotoğrafla veya resimleme ile karşılanır. Kısacası hiyerarşi öncelik sırasını belirler. Tipografik hiyerarşi. Yazı kullanarak vurgu problemlerinin nasıl çözüleceğini bilmek kritik bir beceridir. Bu birden çok öge arasındaki ilişkiyi, yazının boyutu ve ağırlığı, sayfadaki konum ve ögeler arasındaki dinamik, göz önünde bulundurmanın yanı sıra, bu kararların bazı içerikleri nasıl ortaya çıkarırken diğerlerini bastırdığına dair bir anlayış geliştirmeyi içerir. Bu tür tipografik kararlar, bilgi hiyerarşileri olarak adlandırılan şeyle ilgilidir. Çünkü herhangi bir tasarımda önce bazı şeylerin okunması ve ardından ikincil bilgilerin izlenmesi gerekecektir. Herhangi bir tasarıma başlamadan önce, ana vurgu noktalarının başlıklar, alt başlıklar, giriş metni, başlıklar, alıntılar ve açısından nerede olduğunu anlamak çok önemlidir. Bu önem düzeylerine hiyerarşiler denir. Bir kez oluşturulduktan sonra hiyerarşiler çeşitli şekillerde belirtilebilir. Kontrast hiyerarşi Kontrastlıklarla yaratılan hiyerarşidir bold, kalın veya light, ince, serifli, tırnaklı veya serifsiz, sans serif karakterde yazılarla oluşturulabilir. Örnek verilecek olursa bir sinema afişindeki metinlerin dizilimi kontrast hiyerarşiye göre tasarlanır. Kontrast renkler veya siyah beyaz kontrastlığı da hiyerarşik bir yapı oluşturabilir. Boyutsal hiyerarşi. Büyüklük ve küçüklük ile kurgulanan hiyerarşidir tasarım yüzeyinde hedef kitlenin mesaja ulaşması ya da kompozisyonda aktif elemanların öne çıkarılması anlamında önem teşkil eder. Yazı, görsel, resimleme vs. gibi tasarıma katkı sağlayan elemanların mesaja ait algılanırlığı artırmak için büyütülüp küçültülmesidir. Üç boyutlu tasarımlarda çok büyük parçalar arasında küçük parçalarda etki uyandırabilir. Bilgilendirme ve çevresel tasarımlarda ergonomik olarak göz hizası da bir boyutsal hiyerarşi gerektirebilir. Hareket, zamanlama ve işitsel hiyerarşi. Özellikle reklam filmi ve venerikleriyle etkileşimli tasarımlarda anime. Zaman dilimi ve ses gibi tasarım elemanları arayüzlerde etkili bir hiyerarşi oluşturur. Tasarımcı ses göstergesini de bir tasarım elemanı olarak kullanabilir. Mesaj etkileşimli tasarımlarda ise gerek radyal, dinamik, büyüme küçülme gerekse yana sön gibi efektlerle hiyerarşik bir şekilde sunulabilir. Oran orantı. Genel olarak oran ve orantıdan bahsedildiğinde akla ilk olarak matematiksel bir terim ve ilişki gelir. Ölçekle kavramıyla ilişkilendirilir. Temel olarak bir tasarım yüzeyine kompoze edilecek tasarım eleman ve ilkelerinin mesajı en etkili bir biçimde hedef kitlesine ulaştırması için tasarımcılar bir takım oran ve orantılardan yararlanır. Örneğin, bir metni okumak için gözün aradığı oran ve ölçek hedef kitlenin okuma mesafesine göre oranlanır. Bir arabayla caddeden geçerken billboard'daki görselleri seçebilmenin veya bilgisayar karşısında ya da bir mobil cihazdaki görsellere hakim olmak tasarımcının bir takım oranları doğru hesaplamasıyla ilişkilidir. Kullanıcı deneyimi ve ergonomisi içerisindeki oranlar bir tasarımın işlevi içinde önem arz eder. Tasarım elemanları yüzeyde yan yana gelmeye başladığında tasarımcı önemli bir problemle karşı karşıya gelir. Çünkü bu elemanların birbirleriyle olan oranları boyutlar arası bir ilişkiyle çözülebilir. Bu nedenle tasarımcı tasarım tarihinde tecrübeyle edinilmiş bir takım oran, orantı kuralları uygulamakla problemini rahatlıkla çözebilir. Tasarım yüzeyleri yatay veya dikey olsun gözün oranlarına göre ölçeklendirilir. İnsan gözü çift olması nedeniyle iki adet optiğe sahiptir. Bu nedenle yatay dikdörtgenlerde göz rahat bir şekilde hareket eder ve yerleşim sağlar. Görsel iletişim tasarımlarından billboardlar yatay dikdörtgene göre oranlandığı için göz mesaja çok kısa sürede odaklanır ve bu oranlar içerisinde rahatlıkla hareket eder. Dikey yüzeyler gözü rahatsız ettiği için uyarıcıdır. Bu nedenle afiş tasarımlarında göz hayatın akışı içerisinde uyarılarak ya da rahatsız edilerek afişe odaklanması sağlanır. Bu sayede de mesajla buluşur. Altın oran nedir? Sanat ve tasarım tarihinde sanatçılar, tasarımcılar oran, orantı kavramlarıyla çokça uğraşmıştır. Bu oranların en çok kullanılanı, antik Yunan'da ortaya konulmuş olan altın orandır. Partenon tapınağı parçalarla bütün arasındaki uyumu ifade eden en önemli yapılardan birisidir. Becere göre, bu tapınaktaki mimari elemanların ölçülendirilmesinde göz önüne alınan altın oran günümüzde de geçerliliğini korumakta ve kullanılmaktadır. Eski Yunanlılar altın oranın ipuçlarını doğada bulmuşlardır. Flora dünyasında yaprak, çiçek ve dallar arasındaki oran, bir kar kristalindeki parçaların oranı ve insanın vücut oranlarında bu ilişki görülebilir. Rönesans döneminde ise Leonardo da Vinci geometriyle mimariyi insan oranıyla ilişkilendirmiştir. Bu ilişkiyi çalışma defterine çizdiği meşhur bir illüstrasyonla da görsel olarak ortaya koyar. Vitruvius adama adı verilen bu eser, 1487'li yıllarda Leonardo da Vinci tarafından yaratıldı. Ünlü mimar Vitruvius Pollio'nun çalışmalarına dayanan notlar tutmuştur. Kağıt üzerinde kalem ve mürekkeple yapılan çizimlerde kolları ve bacakları birbirinden ayrı ve aynı anda hem daire hem de kare şeklinde çizilmiş iki üst üste pozisyonda bir erkek figürünü tasvir etmiştir. Çizim ve metni birlikte içeren ve insan üzerinden şekillenen bu oranlar yasasına insan oranları denir. Bu ikonlaşmış eser İtalya, Venedik'teki Galleri Della Akademiya'da özenle muhafaza edilir. Bu büyük düşüncede parçaların orantısal ilişkisini ve evrensel tasarımı birlikte yansıtır. Bu düşünce aslında mimari ve ergonomi ilişkisini de içinde saklar. 1480’lerin sonlarında sanatsal mikrokozmosun bu teması, tasarım düşüncesinin büyük birleştirici ilkelerinden biri olarak ortaya çıktı. Bu görüntü, Leonardo’nun orantı konusundaki düşünsel tasarımının mükemmel bir örneğini sunar. Ayrıca bu resim, Leonardo’nun insanı doğa ile ilişkilendirme girişimlerinin temel taşını temsil ediyor. Leonardo, anatomik çizimleri ve Vitruvius adamı aracılığıyla ürettiği insan vücudunun büyük resim tablosunu bir kozmografiye del minör mondo, mikrokozmosun kozmografisi, olarak tasavvur etmiştir. İnsan vücudunun işleyişini evrenin işleyişine benzetmektedir. Altın oran, matematik, sanat ve tasarım gibi alanlarla da açıklanır. Matematik bilim adamı Fibonacci, adıyla anılan rakamlarla geometrik yapıda bir sarmal oluşturmuştur bu sarmalın merkezinde oluşan bir birim dikdörtgen parçasının oranı bütünle orantılıdır. Tasarımda hareketi, burguyu ve mesajın gücünü artırmak için bu birimin yer aldığı merkez oldukça değerlidir. Altın kesim, ilgi merkezi veya bir bölü 3 kuralı gibi isimlerle de anılır. Altın oran bütünün parçayla olan oranı arasındaki matematiksel ilişkiyi ortaya koyan sistematik bir ilişkidir. Ünere göre, bir doğru parçasının belirli bir noktasından kesilmesiyle oluşan büyük ve küçük parçanın birbiriyle olan ideal oranlarını gösteren bu sistemde küçük parçanın büyük parçaya oranı ile büyük parçanın bütüne oranı eşit olmalıdır. Dikdörtgen bir resim yüzeyini belirli bir yerinden dikey olarak bölerek bir büyük bir de küçük alan elde ederiz. Küçük alanın büyük alanla orantısı, büyük alanla bütün alanın orantısı eşit olmalıdır. Bu şekilde elde edilen alanlara nesne Mesaj ve figürleri yerleştirdiğimizde altın orana uygun ideal bir kompozisyon elde etmiş oluruz. Vurgu. Vurgu, mesajın izleyiciye en akıcı ve en estetik biçimde ulaşması için hedeflenen bir tasarım ilkesidir. Vurguyu oluşturmak için tasarımcının öncelikle tasarımın hedeflerini belirleyip ciddi bir planlama yapması gerekir. Bu planlama içerisinde tasarım hiyerarşisine göre belirlenen tipografi, görsel, resimleme gibi parçaların hangisinin ne şekilde vurgulandığı düşünülmelidir. Vurgu için renk ve kontrastlık en önemli silahlardan biridir. Yine boşlukların tasarlanması. Çerçeveleme, kontrollü büyütme, deformasyon, diagonalleştirme, Dokusal varyasyonlar gibi yöntemlerde uygulanabilir. Vurgulanacak ögeyi altın oran varyasyonlarından birine göre de tasarlamak mesajın etkisini artıracaktır. Vurgu oluştururken birden fazla parçaya söz söyleme hakkı verirseniz tasarım kaotik bir boyut kazanır. Özellikle tipografi kullanılan tasarımlarda vurgu tasarımın önemli bir parçasıdır. Öncelikli belirlenen metinler hedef kitleye mesajı daha kolay ulaştırması için vurgulanır. Boşlukları tasarlamak, bir başlığın üstüne veya altına bir satır veya yarım satır boşluk şeklinde dikey beyaz boşluk eklemek, onu çevreleyen ögelerden ayırarak vurgu oluşturur. Bold ve sans serif, tırnaksız yazı karakterleri kendi görsel vurgusunu yaratır. Universe gibi sans serif yazı biçimleri bunun için iyidir çünkü tipik olarak kullanabileceğiniz çeşitli ağırlık kombinasyonlarına sahiptirler. Açık ile koyu, orta ile ekstra kalın MB özelliklere sahiptir. Daha küçük kalın yazı boyutunun, daha büyük boyutta normal ağırlıklı yazı tipinden görsel olarak daha ağır olduğunu unutmamak gerekir. Yazı karakterini değiştirmek Üçüncü bir yöntemdir. Örnek olarak, roman yazı karakterinden italik bir yazıya geçmek verilebilir. İtalikler, bir tasarıma gayri resmilik, samimiyet ve hareket katar ayrıca metin içindeki anahtar ifadeleri vurgulamak için de etkilidir. Daha hassas biçimleri nedeniyle, gerektiğinde okunabilirlik için boyutu orantılı olarak arttırmak mümkündür. Bazı küçük harfleri büyük harflerle değiştirmek bir tasarıma form katabilir. Büyük harfler daha fazla harf aralığına ihtiyaç duyar ve bu nedenle daha fazla alan tüketir. Küçük büyük harfler daha da ince bir vurgu kayması sağlar. Altın dikdörtgen nedir? Altın dikdörtgen temel olarak bir kare formu üzerinden yola çıkıldığında şekillenir. Bu dikdörtgenlere matematik diliyle kök dikdörtgenler denir. Rakamsal ifadesi 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 3, 1 bölü kök 5 gibidir. Bu şekillerin dinamiklerini keşfetmek sanat ve tasarımdaki ifadelerini bulmak oldukça ilginçtir. Bir karenin köşegeninin döndürülmesi, bir kök 2 dikdörtgen üretir. Örneğin kare 1 bir birim uzunluğunda ise, köşegen 1. 414 olacaktır veya kök 2 olarak da gösterilebilir. Yeni bir dikdörtgenin uzun kenarını oluşturmak için, bu köşegeni bırakın yani 1 bölü 1,414. O her bir yarısının kök 5 dikdörtgen yarım karenin köşegeninin döndürülmesi yarım daireyi tanımlar ve ortasında iki altın dikdörtgenle çevrili bir kare olan yeni bir dikdörtgen oluşturur. Altın dikdörtgenin bir türevi olan bu dikdörtgenin orantıları 1 bölü kök 5 olduğu için bir kök 5 dikdörtgeni denir. Bu oran, Partenon'un cephesi gibi antik dönem mimarisinde sıklıkla görülür. Masakşu'nun Haraç Parası adlı eserinde, bu dikdörtgenin özelliklerinden yararlanılmıştır. Bu dikdörtgende kök 2'lik bir orantıdadır. B'de Maskeli Balo'dan sonra duello'du of Duel After the Masquerade adlı eserde bu iki yarı dikdörtgenin iki savaşçı için nasıl eşit bir alan oluşturduğunu görebilirsiniz. Her bir yarım, resmin tamamıyla aynı orana, ancak dikey yönde sahiptir. Anadolu Ajansı kök 2 dikdörtgeni, köşegen döndürülerek oluşturulabilir. Bu muhteşem altın dikdörtgen varyasyonun Masakşo, meydanda zarafet ve incelikle 3 bölümden oluşan bir anlatı oluşturmuştur. Orta alanda, meydanda, vergi tahsildarı, Petrus'a parayı balığın ağzından almasını söyleyen İsa'dan haraç parasını talep eder. Solda Peter parayı almak için diz çöker ve sağda vergi tahsildarına ödeme yapmaktadır görsel tasarımda kompozisyon ve bütünlük. Kompozisyon kavramı etimolojik olarak incelenir ise, Fransızca'da çokça kullanılan kompoze sözcüğünden kaynak almıştır. Parçalarını, elemanlarını birleştirerek bütünleştirmek, yeniden oluşturmak anlamında kullanılan Türkçemizdeki kompoze kelimesi olarak ifade edilir. Bu temel kökten türetilen kompozisyon sözcüğü, birbirinden farklı parçalar ile bir organizasyon oluşturarak bütünlüğü sağlama olarak tanımlanabilir. Kısacası oluşturulan her organize bütün aynı zamanda tasarımın amacını ortaya koyan ve hedef kitlesine ulaştıran işlevin yollarını bulmak üzerine kurulur. Kompozisyon, bir tasarımdaki ögelerin görsel yapısını ve organizasyonunu ifade eder. Bir bütün oluşturmak için farklı parçaları veya unsurları birleştirme süreciyle ilgilidir. Kompozisyon, bütünü parçalarından daha büyük görmeyi içerir ve tasarımı oluşturan bireysel ögeler kadar önemlidir. Tasarımcılar, her biri kendi şekillerine, boyutlarına, renklerine ve dokularına sahip olan görüntüleri ve metinleri birçok farklı ortamda ve çok çeşitli biçimlerde düzenler, 2 ve 3 boyutlu siyah-beyaz tasarımdan tam renkli çalışmaya, web tabanlı ve zamana dayalı hareketli görüntülere kadar. Etkili görsel iletişim için kompozisyonun pratik bir şekilde anlaşılması ve araştırılması çok önemlidir. İzleyici görsellerin karmaşıklığı boyunca amaçlanan mesaja yönlendirmede en önemli araçtır. Etkili bir tasarım çalışması oluşturmak için tasarımcı hangi ortamda çalışılır olursa olsun kompozisyon ilkelerini anlamalı ve iyi bir biçimde yorumlanmalıdır. Tasarım kelimesi görsel bir görüntünün çeşitli bileşenlerinin uyumlu bir kompozisyon halinde organize edildiğini ima eder. Bir tasarımın görsel bütünlüğü olmalıdır. Görsel bütünlük bir tasarımda oluşturulamaz ise o tasarımın mesajı sekteye uğrar dağınıklık farklı mesajların ortaya çıkmasına da neden olur. Bu anlamda tasarımcının ilk görevi tasarım ilkelerini, elemanlarını doğru bir amaç içerisinde organize ederek imgesi ve yaratıcı bakış açısıyla en etkili tasarımı ortaya koymak olmalıdır. Elbette bu bakış açısı kolay edinilmez. Tecrübe edinilir ve büyük tasarımcıların eserleri yorumlanarak eleştirel bir biçimde incelenmelidir. Kompozisyonun özellikleri bir kompozisyon iki boyutlu, üç boyutlu veya zamansal olabilir. İyi bir kompozisyon, tıpkı organik bir varlık gibi iletişim kurar. Kendine özgü ve eşsiz bir deneyim ifade eder. Mesajını en etkili bir şekilde iletir. Hedef kitleyi estetik ve tasarım olarak etkiler. Bir tasarımcı için, farklı parçalar arasında uyumlu bir birlik göstermeye yardımcı olur. Tasarım hiyerarşisi aracılığıyla hedef kitlenin dikkatini yönlendirmeye yardımcı olur ve onu ilgi alanına göre okumak için etkili bir düzen sunar. Sağlam bir kompozisyon izleyicileri baştan çıkarır ve etkiler, onu tekrar tekrar izlemelerini sağlar. Kalıcı bir etki bırakır ve sonuç olarak hafızaya yerleştirir. Düzensiz ve kaotik düzenlenmiş parçalar işlevini yerine getiremez veya iletişim kuramaz. Kompozisyonun sağladığı duygulanım ile mesajda netlik, görsel iletişimde belirleyici bir faktördür. Duyarlı bir tasarımcı kurduğu kompozisyonun bilincindedir ve dolayısıyla bu yeteneğine saygı duyulur. Grafik tasarımda tecrübe ve iyi kompozisyon kurgusu, her grafik çalışmasının ön koşuludur. Bütünlük görsel tasarımda birlik ve bütünlük, tasarım ilke ve ögelerinin uyumlu olarak bir araya gelmesi şeklinde tanımlanabilir. Her bir tasarım ilkesi ve ögesinin uygulanmasında, tasarımcının bakış açısı ve yaratıcılığı üzerinde sonsuz bir esneklik mümkündür. Kısacası bütünlüğü oluşturan elemanlar zengin bir çeşitlilik ortaya koyabilir. Örneklenecek olursa, özel bir konu hakkında konuşan uzmanın, Konuyu dağıtarak farklı içeriklere girmesi çeşitliliği ve zenginliği ortaya koymaz. Yapılması gereken, özenle seçilmesi gereken kavramların konunun birliğine, bütünlüğüne vurgu yapması önemlidir. Yaratıcı tasarım ise parçaların birliğini organize ederek verilmesi gereken mesajla bütünlüğü sağlamalıdır. Aksi takdirde kaotik bir yapı oluşur ve tasarım özelinde mesaj hedef kitle tarafından okunmaz hale gelir. Bu organizasyonu daha iyi anlamak için yaratıcı fikir, imge, görsel tasarım elemanları, ilkeleri, mesaj ve işlev birlik bütünlük içerisinde olmalıdır. Bu birliği sağlayan en önemli kavramlardan biri görsel bütünlüktür. Görsel birliğin önemli bir yönü, bütünün parçalara hakim olması gerektiğidir. Tek tek ögeleri incelemeden bütün algılanmalıdır. Ünlü bir bestecinin bestelediği bir parçayı orkestra içerisindeki farklı enstrümanlarla işitsel bir bütünlüğe dönüştürülmesi gibidir. Önce besteyi dinlersiniz sonra tek tek hangi enstrümanların olduğunu fark etmeye başlarsınız. Kısacası farklı parçalar birlik içerisinde bütünlüğe hizmet eder. Tasarımda kullanılan her görsel ögenin bir anlamı olabilir ve toplam etkiye katkıda bulunabilir. Ancak izleyici yalnızca bir parça ve parçalar kirliliğini görürse görsel bütünlük yoktur. İyi bir tasarımda yakınlık ve tekrar birleştirici bir unsurdur. Devamlılık ise yönlendiricidir. Arnson'a göre görsel iletişim tasarımında iki tür bütünlük kavramı iletişimi oluşur: entelektüel bütünlük ve görsel bütünlük. Entelektüel tasarım kültürü bütünlükte fikir üretilir ve söz hakimdir. Slogan mesajın ana hattıdır. Gruplandırmayı göz değil akıl yapar. Görsel bütünlük ise tam tersine gözle algılanabilen tasarım ögelerinin yerleştirilmesiyle oluşturulur. En başarılı tasarımlarda, bu iki bütünlük birlikte yer alırsa tasarımcıya değer katar. Örnek olarak, 20. yüzyılın başlarındaki ünlü tasarımcı E.M. Kassander'ın görseldeki posteri, hem zihinsel hem de görsel olarak bütünlük sağlamaktadır. Bir gözlükçü için üretilen bu posterde slogan, tipografi, gözlük burgusu ve gözlerin bize baktığı parlak net görüş alanı ile entelektüel olarak birleştirilmiştir. Tasarımda ilk olarak hedef kitlenin, görseldeki modelin gözleriyle diyalog kurması oldukça normaldir. Çünkü gerçek hayatta da insanlar ilk iletişimi göz temasıyla sağlarlar. Küçük yazı fontu, öznenin gözlerini çerçevelediğinden ve gözü aşağıdakiler oyun osuna yönlendirdiği için, karmaşık bir dizi olay aracılığıyla görsel olarak göz akışkanlığı sağlanır. Bu yazı karakterinin boyutu, daha büyük karakterdeki Leroy yazısının et kalınlığıyla neredeyse aynıdır. Leroy'daki tipografinin dikey deforme olması, yüzü çevreleyen parlak dikdörtgen tarafından yansıtılır. Bu tasarımda aynı anda bir tasarımcı, bir yazar ve bir foto muhabirinin çalışmasının bir görselde buluştuğu hayal edilebilir. Fotoğrafçı farklı çekim ve baskı teknikleri, negatif, pozitif ve gerçekçi kullanarak fotoğrafı çektikten sonra, tasarımcı, birbirine benzer değer ve şekillere sahip fotoğrafları birbiriyle buluşturuyor. Hemen peşine yazar, kullandığı metinle, slogan, fotoğrafları tipografiyle konuya göre değiştiriyor. Biri konuyu düşünmektir, entelektüel birlik, diğeri tasarıma bakıyor, görsel bütünlük. Bir tasarım öğrencisi olarak, bir kompozisyondaki görsel birliği görmeyi ve göz ile yaratma öğrenilmektedir. Çok az insan bu yeteneğe sahiptir. Tasarımların formu iyi incelenmelidir. Görsel dilde ustalaştıktan sonra onu hem görsel hem de entelektüel iletişimi güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Her ikisi de önemlidir ve birlikte çalışmalıdır. Görsel tasarımda bütünlüğü sağlayan ilkeler. Yakınlık Görsel tasarım elemanları ve ilkeleri bütünlüğü sağlamak adına kullanıldığı pozisyona göre yakınlık göstermelidir. Birlik kazanmanın ve ayrı ögeleri birbirine aitmiş gibi göstermenin en kolay yolu basitçe ögeleri biçimsel olarak birbirine yaklaştırmaktır. Yakınlık ortak bir birleştirici faktördür. Örneğin bir dergi tasarımında veya resimli kitap tasarımında görsellerinin ve tipografinin birbirlerine yakınlık göstermesi hem görsel birliği bütünlüğü hem de okunurluğu sağlar. Tekrar, görsel birlik bütünlüğü sağlamak için değerli ve yaygın olarak kullanılan bir araç tekrardır. Terimden de anlaşılacağı gibi parçaları birbiriyle ilişkilendirmek için tasarımın çeşitli bölümlerinde bir şey basitçe tekrarlanır. Tekrar eden öge hemen hemen her şey olabilir, bir renk, bir şekil, bir doku, tipografi veya bir leke. Devamlılık. Bütünlüğü sağlamanın üçüncü bir yolu, Oldukça açık olan yakınlık ve tekrardan daha incelikli bir araç olan devamlılıktır. Devam doğal olarak bir şeyin devam ettiği anlamına gelir. Genellikle bir çizgi, kenar veya bir biçimden diğerine bir yön sağlar. İzleyicinin gözü bir ögeden diğerine sorunsuz bir şekilde taşınır. Göz temel olarak okuma alışkanlıklarının kazandırmış olduğu öğrenmeyle soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir yüzeyde takip sağlar. Gözün bu hareket alanları üzerinde devamlılık sağlanırsa, tasarımın ulaştırmak istediği mesaj daha kolay algılanacaktır. Hizalama, bütünlüğü sağlamak adına önemli bir kavram. Her zaman hizalamayı kullanmaktır. Hizalama hedef kitle ile tasarımın arasındaki bağ kurmaya yardımcı olur. Gruplama ve dize etkisi yaratır. Görsel parçalanmayı ve dağınıklığı azaltmaya yardımcı olur. Yönlendiricidir ve dikkat çekicidir özellikle metinlerde okunurluğu artırır. Abartılırsa yorucu ve statik bir etki yaratabilir. Boşluklar, espaslar. Tasarımda bütünlüğü sağlayan önemli bir etken de boşlukların, espaslardır, tasarımıdır. Bir tasarıma başlamadan önce ilk yüz yüze kaldığımız olgu boşlukların organizasyonudur. Boşluklar, diğer tasarım elemanları ve ilkeleriyle birlikte kullanıldığında tasarda organizasyonu ve gözün takibini sağlar. Gözler boşlukları takip eder ve bu alanlarda nefes alır. Okunurluğu ve imgeye konsantrasyonu artıran önemli bir etkendir. Boşluklar içerisinde eksenler, bordürler, çizgiler ve çerçeveler toparlayıcı ve bütünlüğü sağlayan özelliklere sahiptir. Yine boşluklar hareket ve vurgu yaratıcı bir katkıda sağlar. EM Kasandrin'in bir optik fiması için yaptığı tasarım kitap tasarımında kapak ve sayfalar arasında duran, geneysel ve dinamik bütünlüklerde oluşturulmuş kompozisyonlar. Görsel tasarımda bütünlük varyasyonları. Bir kompozisyonda bütünlüğü sağlayan temel varyasyonlar üç şekilde ele alınabilir. Durağan bütünlük, bir tasarım içerisindeki eleman ve ilkelerin durağan bir biçimde yerleştirilerek, göz üzerindeki hareketliliğin minimum düzeyde oluşturulmasıdır. Bu durum işlevin ve mesajın gerektirdiği ölçüde kullanılır. Özellikle uzun metinli ve sürekliliği olan tasarımlarda, bilgilendirme tasarımlarında fazlaca tercih edilir. Dinamik bütünlük, bir tasarım içerisindeki eleman ve ilkelerin mesaj ve işlevini artırmak adına dinamik bir organizasyonun seçilmesidir. Bu kapsamda, geometrik formlar arasında gözün hareketliliği sağlanır. Mesaja vurgu oluşturmak ve hareket sağlamak amacıyla kullanılır. Tasarım sürekli bir devinim halindedir ve göz tasarım üzerinde dolaşır. Bu aktivasyonu sağlamak için renk kontrastlı, tipografik ve dokusal varyasyonlarda tasarıma destek olur. Deneysel bütünlük, modernizm sonrası sanat ve tasarım hareketlerinin etkisiyle yeni bir tasarım anlayışı da beraberinde doğdu. Bu anlayış alışıla gelmiş temel tasarım ilkelerinin ortaya koymuş olduğu kompozisyon anlayışını yıkmaya yönelik bir deneysellik ile ilgilidir tasarımcılar kendi üslup ve dil birliğini sağlamak adına deneyselliği tasarımlarına kodladılar. Temel tasarım dilini ve biçim gramerini çok iyi bildikleri için, onu yorumlama ve deneyselliğe taşıma hakkını da üzerlerinde hissettiler. Bu anlayışla birlikte tasarım problemleri yeni bir kimlik kazandı. Özellikle tipografi alanında deneysellik tasarımlara yeni bakış açıların yol açmıştır. Bu bakış açısı içerisinde metinlerin anlamı yani tipografik anlatı ikinci plana itilerek yazı tasarımları görsel bir tasarım elemanı, nokta, çizgi, leke vs. gibi ele alınmaya başlamıştır. Bir tasarım, kompozisyon ya da sanat çalışmasındaki tüm elemanlar bütüne hizmet etmektedir. Her bir eleman kendi içerisinde bir bütünlüğe sahip oldukları gibi bir araya geldiklerinde yeni bir bütünlük oluştururlar. Temelinde aynı biçime, boyuta, dokuya ve renge sahip elemanlar bir araya geldiklerinde ideal bir bütünlük oluşmaktadır. Görsel iletişim tasarımı ürünleri üzerine düşünüldüğünde devamlı olması gereken tasarımlarda bütünlüğü sağlamak gerek sayfalar gerekse yüzeyler arasında ortak bir dil birliğinin sağlanmasıyla başarıya ulaşır örneklenecek olursa bir kitabın veya derginin bütünlüğü onun kapağından sırt tasarımına iç kapaklardan sayfa içi düzene kadar bütünlük göstermelidir. Aynı durum bir web sayfası tasarlanırken site haritası içerisinde yer alan alt sayfalar ve bağlantı linkleri birbiriyle bütünlük sağlamalıdır. Aksi takdirde sayfaya giriş yapan her kullanıcı sanki yeni bir sayfaya giriş yapıyormuş gibi kaotik bir durumla karşı karşıya kalır ve her defasında sayfalar arasındaki akışkanlığı kaybederek yeni bir problemle karşı karşıya kalır. Özellikle temel tasarım elemanları ve ilkeleri bağlamında düşünüldüğünde bütünlük kompozisyonu güçlü kılan önemli bir ilkedir. Wolfgang Weingart, Wilhelm Sandberg ve H. Nevertman gibi tipograflar, tipografide anlamın ifadesinin sınırlarını zorladı, ve bunu yaparken dil ve anlam arasındaki sınırda çalışarak görsel kelime dağarcığını ve ifade potansiyelini genişletti. Kurt Schwitters ve Tristan Tzara, Marinetti ve Wyndham Lewis gibi Dada ve fütürist sanatçılar dil ve anlam arasındaki ilişkiyi denediler. Bu tarihsel sürece imza atan tasarımcı ve sanatçılar ilham verici tipografik deneyleriyle yakından incelenmeye değerdir. Apollonier ve Robert Messin Koenna Drachker ve Erik Schiepekerman gibi çağdaş tasarımcılar. Reagan dergisinde yazı tipini doku olarak kullanan David Kersen'ın deneysel çalışmalarına ve Paula Sher'in poster tasarımı ve çevresel grafiklerindeki çözümlemelerinin incelenmesinde yarar vardır. Nesne olarak sözcük, etkileyici tipografik bir görüntü olarak kullanılabilir ve sözcüklerin anlamı görüntüye bağlanabilir. Deneysel tasarım ve brody Postmodern grafik tasarımın en büyük itici gücü, bir özgürlük ruhu, sezgisel ve kişisel olma özgürlüğüyle 20. yüzyılın büyük bölümünde çok baskın olan modern tasarıma karşı çıkma isteğidir. Tasarımcılar, yerel ve tarihi biçimlere olumlu yanıt vermekte ve bunları işlerine dahil etmekte özgür hissettiler. Kapsayıcı bir atmosfer ve genişleyen olanaklar, birçok tasarımcının son derece kişisel, hatta eksantrik fikirlerle denemeler yapmasını sağladı. 1980'lerin ortalarından itibaren tasarımcılar yalnızca verimli bir üretim aracı olarak değil, aynı zamanda yenilik için güçlü bir katalizör olarak bilgisayar destekli tasarımın potansiyelinden giderek daha fazla etkilendiler. Postmodern tasarımın gelişen zincirleri, sayısal yeteneklerle sahip tasarımcılarla buluşmuştur. Londra'da 1980'lerin daha özgün vizyonlarından biri Neville Brody'dir. Rock müzik, Face ve Arena'da dahil olmak üzere sanat odaklı İngiliz dergileri için grafikler ve albüm kapakları tasarlamasıyla ortaya çıkmıştır. Brody, Rus konstrüktivist sanatçıların, özellikle Rodchenko'nun geometrik formlarından ve Dada'nın deneysel tutumlarından ve tasarımda egemen düzenin kalıplarını reddetmesinden etkilenmiş olsa da onu geçmiş stilleri yeniden tasarımlayan bir retro tasarımcı olarak etiketlemek onun felsefesini ve değerlerini yanlış olarak ifade eder. 1970'lerin sonlarında London College of Printing'de bir sanat öğrencisi olan Brody, kitle iletişiminde insanın tamamen kaybolup kaybolmadığını araştırmıştır. Brody, güzel sanatları mı yoksa grafik tasarımı mı tercih etme kararıyla, yüzleşirken kafasında şu sorulara cevap aramıştır. Basılı ortamda neden ressamca bir yaklaşım sergilemiyorsunuz? İnsanları daha az değil, daha çok bilinçlendirmek istedim ve yapmaya başladığım tasarımla gizlemek için değil ortaya çıkarmak için tasarım fikrinin peşinden gittim. Brody'nin çalışması, tasarıma sezgisel ancak mantıklı bir yaklaşım keşfetme çabasından gelişti ve izleyicileri için anlam ifade edebilecek kişisel bir vizyonu ifade etti. Temel anlamda da sanatın ve tasarımın deneyselliğinden beslenmiştir. Brody, doğru tipografi kurallarını hiçbir zaman öğrenmediğini, bu da onu çalışma yöntemleri ve uzamsal konfigürasyonlar icat etme konusunda özgür bıraktığını belirtti. Kısacası temel tasarım ve tipografi kurallarından bağımsız bir yol izlemiştir. Tipografik konfigürasyonları, hanedanlık armaları ve askeri amblemleri çağrıştıran mutlak bir sembolik otorite olarak görür. Face dergisi için bir dizi geometrik sans serif yazı tipi tasarlayarak dergiye güçlü bir grafik dil getirmiştir spot başlıkları, her bir içeriği ifade etmek için özenle hazırlanmış görsel elemanlar haline getirmiştir. Brody, dergiyi süreli, yayın olarak, bir tasarım olarak görmüş ve sayıdan sayıya sürekliliği koruyan çok boyutlu bir nesne olarak düşünmüştür. Bu süreklilik sayesinde içindekiler sayfası, logosu, tipografi tasarımları gibi grafik ögeleri birkaç ay içinde soyut giliflere dönüştürüldüğünü keşfetti. Brody'nin anlam düzeylerine sahip bir düzen tasarlama yeteneği, Andy Yarhol ile yapılan bir röportajın açılış yayınında kendini gösterir. Tekrarlanan fotoğraflar, Warhol'un tekrarlanan görüntüleri kullanmasının simgesel bir ifadesidir. Büyük W aslında popüler şarkıcı Madonna'nın bir önceki ayda kullanılan bir özelliğini simgeleyen M'dir. Ters çevrilmiş ve fotoğrafın küçük bir bölümüne yerleştirilen W ise, Yarhol, un mevcut grafik materyali kullanmasını ifade eder. Bu tasarımlarla Brody sürekli bir deneyselliğin kendi içerisinde bir disiplin yarattığını ve dil birliği sağladığını fark etmiştir. Böylece dergi içerisinde deneysel bir devamlılık sağlamıştır. Tipografide glif, karakterleri yazı içinde temsil ve diğer karakterlerden ayırt eden simgelere verilen addır. Bir karakter tek bir glifle gösterilebildiği gibi, birden fazla karakter de tek bir glifle gösterilebilir. Ayrıca tek bir karakter yerine göre değişik gliflerle gösterilebilir. Yazı içinde kullanılan bir işaretin glif olarak adlandırılması için o işaretin ayırt edici bir işlevinin olması, yani o karakteri diğer karakterlerden ayırması veya yazıya kültürel ve sosyal kullanımdan kaynaklanan özel bir anlam katması gerekmektedir. Görsel tasarımda gestalt. Tasarım, anlamlı bir düzen empoze etmek için bilinçli bir çabadır. Victor Papanek Öncelikle belirtmek gerekir ki Gestalt bir tasarımcı veya düşünürün ismi değildir. 1912 civarında Almanya'da başlayan Gestalt Psikoloji Okulu, görsel bilgiyi nasıl gördüğümüzü ve anlamlı bir bütün halinde nasıl düzenlediğimizi araştırmıştır. Bütünün, parçaların toplamından daha fazlası olduğu inancı gelişmiştir. Bu bütün, izole parçaların basit bir şekilde eklenmesiyle algılanamaz her parça etrafındakilerden mutlaka etkilenir. Erken geçtalt psikologları ve görsel algı ile ilgili çalışan araştırmacılar, gözün birleşik bir bütün veya geçtalt aradığını keşfettiler. Gözün nasıl bir geçtalt aradığını bilmek, başarılı tasarımları analiz etmeye ve tasarlanmasına yardımcı olabilir. Gözün kendisine hangi bağlantıları çizeceğini bilerek düşünmek, dağınıklığı ortadan kaldırır ve net bir şekilde ifade edilmiş bir tasarım ortaya çıkarır. Bütün Yukarıdaki kelimeyi okurken onu oluşturan tek tek harf formları değildir. Öncelikle kelimenin tamamı algılanır. Yine de her harfi ayrı ayrı inceleyebilir. Ancak nasıl eklenirse eklensin, kelime bu ayrı harf formlarının toplamından daha fazladır. Bir gömlek diktiğinizde parçalara ayrılmış kumaş parçalarıyla başlarsınız. Parçalar birleştirildiğinde yeni bir şey yaratılmıştır. Yaka, ön yüz ve kol hala var ancak gömlek adı verilen yeni bir bütün kimliğe sahipler. Gestalt psikolojisi, zihnin karmaşık görsel parçaların toplamından birleşik bütünler görme yeteneği olgusuna odaklanır. Almanca'da Gestalt bir şekil veya bütün şekil anlamına gelir. Gestalt psikolojisi, görsel kalıpların algılanmasını inceler ve insanın görsel muhakemesine ve kalıp tanımaya hakim olan çok sayıda tutarlı ilke bulur ve bu ilkeler modern grafik tasarımın çoğunun teorik temelini oluşturur. Gestalt teorisi ve ilkeleri. Almanya'da bir grup psikolog, Gestalt prensipleri veya Gestalt teorisi olarak bilinen bir dizi görsel algı teorisi geliştirmiştir. Bu önemli teorilerin önde gelen kurucuları Max Wertheimer, Wolfgang Kohler ve Kurt Kofka'dır. İlkeler birkaç yıl içinde geliştirilirken, kısmen Rudolf Arnheim'ın 1954 tarihli sanat ve görsel algı, yaratıcı gözün psikolojisi adlı kitabı sayesinde ön plana çıkmıştır. Bu kitap 20. yüzyılın olmazsa olmaz bir sanat kitabı haline gelmiştir ve düzenli olarak üniversite ders metin listelerinde yer almaktadır. Izgara teorisi, altın oran ve renk teorisi gibi sistemlerle birlikte geçtalt ilkeleri, bugün takip ettiğimiz birçok tasarım kuralının temelini oluşturmaktadır. Geçtalt terimi, geçtalt ilkelerinin ardındaki kapsayıcı temayı tanımlamanın iyi bir yolu olan birleşik bütün anlamına gelir. Bunlar, bir grup nesneye bakan insanların, biz bireysel parçaları görmeden önce bütünü nasıl göreceğini ifade eder. Gestalt psikolojisi için kaynak kitap adlı eserinde Ellis, kitabında yer verdiği ve Max Wertheimer'ın yazdığı Gestalt teorisi adlı bölümde, bütün parçalardan oluşur ancak parçalar bütünü tanımlamakta görevini tam olarak yerine getirmeyebilir. Temelde bu problem üzerine kurulan bir teoridir. Bu amaçla yola çıkan Wertheimer, 5 farklı ilke üzerinde ağırlıkla durmuştur. Bu ilkeler ağırlıklı üç kavram olan bilgi, duyu ve algı üzerinden şekillenir. Benzerlik, nesnelerin bütün olarak algılanmasını sağlar. Benzer biçimler gözü benzer biçimde etkileyerek yüzey üzerinde bir bütünlük oluşturur. Yakınlık Birbirine yakın olarak yerleştirilmiş görsel elemanlar grup oluştururlar. Yakınlık sayesinde göz bir diğer parçaya hareket etmekte zorlanmaz. Yön, göz takıldığı tüm ekseni veya çizgiyi takip etmek ister. Sonuç olarak ortaya çıkan bütün gözü rahatlatır. Tamamlama, göz eksik parçaları ve şekilleri tamamlamak ister. Aslında bütüne ulaşmak için parçaları yorumlar. Şekil zemin ilişkisi göz şekilleri ve figürleri birbirinden ayırırken fondan zemin ayırmak ister. Bu ilkelere ek olarak sadelik, yalınlık ve simetri gibi ilkeleri de eklemek mümkündür. Sadelik Sadelik yaşam içerisinde çokça aranan bir olgudur. Sade yaşamak, giyinmek, konuşmak, yemek hep aranılan bir olgudur. Sadelik bütüne ulaşmak için gereksiz parçaların ayıklanması ve arındırılması temeline dayanır. Kısacası elemine etmek ve ayıklamak mesajın ortaya çıkmasındaki kaotik engellerin kaldırılmasını sağlar. Alman mimar L.M. Rohe'nin bir sözü, Les ismore, az, daima çoktur, geçtaltın yalınlık ilkesini çok iyi anlatır. Simetri Simetri, gözü rahatlatırken dinlendirici bir algıda yaratır. Simetriyle oluşturulan parçalar bütünün organize edilmesinde oldukça kolaylık sağlar özellikle tasarıma yeni başlayanlar için problemsiz bir tasarım demektir. Gestalt ilkeleri bir tasarımı yönlendiren görsel tasarım ilkeleriyle de organik bir benzerlik içerir. Temel olarak psikoloji ile ilişkilenen bu ilkelerin tasarım üzerindeki etkileri de oldukça fazladır. Bilgi, duyum ve algı mesajın hedef kitleye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Hedef kitlenin tanımlanması, fizibilite ve gereksinimlerinin hesaplanması sonucu tasarımcı kendi fikir, bilgi ve birikimleriyle etki alanı yüksek ve algılanabilir bir tasarım ortaya koymak ister. Bu tasarımlar algının örgütlenmesiyle başarıya ulaşır ve bütünlük gösterir. Gestalt ilkeleri görsel tasarım ilkelerinin uygulandığı grafik tasarım ürünlerinde oldukça yüksek etki alanına sahiptir. Web tasarımı, CD tasarımı, etkileşimli ortam tasarımları bu ilkelerin ışığıyla şekillenir. Hedef kitleyi yönlendirmede görsel iletişim tasarımının temel ilkeleri geçtalt ilkelerini takip eder. Web tasarımı, etkileşimin boyutlarını geçtaltın temel ilkeleriyle oluştur. Benzer şekilde, görsel kompozisyonun tüm ilkeleri de eşit derecede geçerlidir. Etkileşim paradigmasına ve bir web sitesinin diğer endişelerine uyarlanmaları gerekir. Etkileşim tasarımı, geliştiği şekliyle açıkça yazılı medyanın bir uzantısıdır. Çünkü okuyucular için yüzyıllarca belge tasarlamak, dünyaya insanların bilgiyi nasıl okuyup özümsediğine dair faydalı uygulamalar öğretmiştir. Her web sayfasının bir alt sayfası benzerlik içerir. Şekil ve zemin ilişkisi tasarımın mesajının güçlü iletilmesini sağlar. Bütünlük web tasarımının olmazsa olmaz koşuludur yakınlık, yönlendirme ve tamamlama etkileşimin en önemli kaynağıdır. Bu temel geçtalt ilkeleri tasarımın parçalarla bütünlüğünü organize eder. Minimal sanatta Dan Flavin'i geçtalt algı kuramı ile anlamlandırma. Dan Flavin'i geçtalt algı kuramıyla anlamlandırmada minimalist sanat terimini ilk kez Alman düşünür Richard Wolheim tarafından Art Magazine adlı dergide yayınlanan makalesinde sanatın sadeleştirilmiş ve içerinin en aza indirilmiş hali olarak tanımlanmıştır. 1960'lı yıllarda heykelin son derece yalın form halini ifade eden minimalist sanat, birim tekrarlarıyla bütünü destekleyen ve matematiksel düzeni sağlayan ifade olgusu olarak ortaya çıkmaktadır. Minimalist sanatçılar, çalışmalarında üç boyutluluğu ifade ederken geleneksel heykel sanatının yöntem ve malzemelerini kullanmamışlardır. Minimalist çalışmalar, çoğu zaman birbirinin tekrarı olan parçaların bir arada kullanılmasıyla oluşturulmakta, minimalist sanatçılar birimlerin matematiksel tekrarına dayalı simetrik bir düzenlemeyle bütünlüğü sağlamayı benimsemişlerdir. Minimalist sanat akımı sanatçılarının renk ve malzemenin gücünün doğayı yansıtmasına ya da betimlemesine ihtiyacının olmadığına olan yaklaşımları, minimal akımın en tanınan sanatçılarından biri olan Dan Flavin'in eserlerinde oldukça göze çarpar. Sanatçı hazır üretim malzemesi olarak seçtiği floresan tüplerini beyaz veya renkli ışıklarla çeşitli kurgular oluşturarak yaptığı yerleştirmelerinde Fırça izleri yerine ışıktan çizgiler, gerçekliğin dışında algılanan sanal hacim ve mekan oluşturmuştur. Geçtal algı teorisinin şekil, biçim, zemin, mekan ilkesiyle anlamlandırılan Dan Flavin'in The Diagonal Omate 25 adlı çalışmasında biçim 244 cm uzunluğunda zemine 45 derecelik bir açıyla yerleştirilen altın renkli ışık parçasıdır, Floresan Namba. Işığın şiddeti ve renginden dolayı biçimin algılanması belirgindir. Biçimin yer aldığı mekanın duvar algılanmasında netlik vardır. Işıklı biçimin güçlü ve mekanın daha zayıf aydınlığından dolayı çalışma algılanan mekanı içerisinde kendisine özel ikinci bir mekan oluşturmuştur. Aynı şekilde ışığın ve zeminin özelliklerinden dolayı ikinci bir biçim ve ikinci bir mekan zeminde oluşmuştur. Gestalt algı teorisinin biçim mekan ilkesiyle çalışmanın bütününe bakılacak olursa biçim ve mekanın algılanmasında ayrımın yapılması belirgin olmayabilir. Algı deneyimsel ipuçlarına başvurarak biçim ve mekanın belirginleşmesine ve eserin bütün olarak algılanmasına ulaşabilecektir. Gestalt yakınlık ilkesinin zaman ve mekan açısından birbirlerine yakın olan nesneleri gruplandırarak algılama görüşü Flavin'in Antaklı çalışmasında görülebilir. Sanatçı, floresan lambalarını kullanarak yapmış olduğu düzenlemede mimari yapısal bir öge olarak izleyici üzerinde etki bırakmaktadır. Mekanın mimari elemanı olarak, yerleştirildikleri mekanın tamamlayıcı bir parçası haline gelmiştir. Işıklı tüplerin kendileri köşede saklı olduklarında bile bir alanın sınırlarını çizerek, kapalı bir girintiyi ışıkla doldurmaktadır. Gestalt benzerlik ilkesi algılanma eğilimini, biçim, renk, doku, hareket, cinsiyet gibi ortak görsel özelliği olan nesne veya olayların beyin tarafından gruplandırılarak olduğunu vurgular. Örneğin, Rus konstrüktivist sanatçı Vladimir Tatlin'e Adana Monuments adlı çalışma dizisi, Flavin'in 1964'te başladığı serinin bir parçasıdır. Levin, tatlini sanatı bilim olarak düşleyen büyük bir devrimci olarak görmekteydi ve ona büyük bir saygı duymaktaydı. Sanatçının Monuments for ve Tatlin Çalışması tatline gönderme yapan, sert beyazdan yapılmış bir düzenleme olarak anıt ve katedral yapılarla izleyicide benzerlik algısı oluşturmaktadır. Geçtal tamamlama ilkesine göre insan algısı eksik olan şeyleri tamamlama eğilimindedir. İnsanların görsel dünyalarını uyarımdaki boşlukları doldurarak örgütlenmelerine ve böylece de kopuk parçalar yerine bütün bir nesne olarak algılanmasına yol açar. Flavin'in Untitled, For Jan Hartfield adlı çalışması, Gestalt tamamlama ilkesi ile boşlukta yarım bırakılmış formlar göze tamamlanabilecek geometrik şekiller olarak algı oluşturmaktadır. Aynı şekilde beyaz ışıklar sonraki her bir formda birer azalarak ritmik bir tamamlama veya düzenlemeyi algılatmaktadır. Devamlılık ilkesi, aynı yönde giden noktaların, çizgilerin ve uyarıcıların birlikte gruplandırılarak algılanma eğiliminde olduğunu varsayan gestalt algı, Flavin'in Untitled, To May Dear Beach, Ayrılay, isimli çalışmasında görülmektedir. Sanatçı çalışmasında koridor mekanın kenar ve üst zeminindeki ışıkları yerleştirme şekli mekanı sonsuzluğa devam eden bir duruma sokmuş ve aynı zamanda sonsuzluğa doğru bir devinim ile hareketin devam ettiği algısını sağlamıştır. Sadelik ilkesi, Dan Flavin'in çalışmalarının genelinde görülmektedir. Sanatçı sadece endüstriyel bir malzeme olan floresan lambaları ve renkleri basit anlamda kullanırken çalışmalarının kendine özgü bir anlam sağlığını amaçlamaktadır. Matematiksel düzenleme ile, nesnelli duygulardan ve öznellikten uzaklaştırarak orijinal yapısını değiştirip bozmadan eserin izleyici tarafından psikolojik etkisiyle algılanmasını önemseyen bir sanat tarzı olmuştur. Minimalist sanatçı Dan Flavin'in kullanmış olduğu floresan namba malzeme, izleyici üzerinde eserlerinin anlamlandırılmasına yönelik büyük bir baskı oluşturmaktadır. Şık hem hacme dönüşmüş hem de form ışığın içinde boşluk meydana getirmiştir. Şık yansımaları mekan algısını sorgulatırken, aynı zamanda derinlik oluşturmaktadır. Geçtalt algı teorisi ile izleyici bu baskıyı azaltarak sanat eserini algılamanın duygusal anlamdan ziyade bilinçsel algıyla anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Levin, Untitled, To Virginia Dean, To, gibi birçok çalışmasında basit formlarla düşündürücü atmosfer oluşturmayı amaçlamaktadır. 1960'lı yılların sonuna doğru var olmaya başlayan minimalizm akımı gerek renge gerekse biçime indirgeyici tavrı, bilim tekrarlarıyla yapılan ritmik düzenlemeleri, yalınlık ve sadelik gibi ilkeleri, keskin geometrik şekil ve biçimleriyle yüksek düzeyde bir estetik algı ve anlayışı barındırmaktadır. Arayüz tasarımında optik denge kavramı. Sizlere uzun zamandır söz etmek isteyip bir türlü fırsat bulamadığım, tasarımlarınızı daha iyileştirecek önemli bir kavramdan söz etmek istiyorum, optik denge. Aslında grafik tasarımın genel kuralları içerisinde yer alan optik denge ve simetri kavramları, iş arayüz tasarımına gelince biraz daha komplike bir hal alıyor. Siz her ne kadar milimetrik çalışsanız da her obje ya da elementi yerli yerine koysanız da göz ve beynin algısı sizin oluşturduğunuz kompozisyon kadar metrik çalışmıyor. Algı farklı olunca da aslında hatasız olmasına rağmen, gözün kendine has algısı ve beyninizin bu algıyı yorumlaması sonucu ortaya dengeden yoksun eserler çıkabiliyor. Çok tecrübeli olmayan tasarımcıların pek umursamadığı bu kavram zaman içinde ki kendimi de bu konuda örnek gösterebilirim sizin için değişmez bir alışkanlık haline gelerek tasarımlarınızın bir parçası olacaktır. Şimdi bu dengeyi nasıl kurabilir? Ortaya daha düzgün ve estetik işler nasıl çıkarabiliriz? Birkaç örnek ve ipucuyla sizlere açıklamaya çalışayım. Temel olarak geometrik ve optik merkezlemeden söz edecek olursak durumu aşağıda gördüğünüz şekil ile açıklamak mümkün. Gözün algı yolları kırmızı çizgiler. Siz geometrik olarak siyah noktayı merkezleseniz de sanki kanvasın alt kısmına daha yakınmış gibi görünür. Bunun için merkezlemek istediğiniz objeyi olması gerekenden biraz daha yukarıda göstermek tasarımı kurtaracaktır. Özellikle tek ekran tasarımlarda, özellikle sunum ekranlarında tasarımcıyı zorlayacak bir yerleşim şekli olabilir. Diğer yandan ağırlık noktası ortada olan ancak dışa doğru taşma yapmış görsellerde de sık sık hata yapmak mümkün. En basitinden bir banner tasarımı ele alalım. Elimde bir logo bir de yazı var diyelim. Logomuz da bu yanan futbol topu olsun. Solda görünen banner geometrik olarak objeyi tam olarak merkezlediğinizde ortaya çıkan sonuç. Çünkü görselin optik ağırlık merkezi tam olarak topun kapsadığı alan bu durumu düzeltmek için topun kapsadığı alanı merkez olarak belirleyip tasarımda yerleşimi ona göre yapmak gerek. Simetri tasarımlar için önemli bir başka konu başlığı. Özellikle modern web tasarımı trendlerinde hemen her stil flat tasarım ilkeleri üzerinden ağırlıklı olarak kutu ve kart mantığı ile tasarlandığından simetri konusu da bir kat değer kazanıyor. Ancak ne yazık ki geometrik ya da bir başka deyişle matematiksel olarak simetrik olduğunu bildiğimiz öyle tasarladığımız birçok unsuru gözlerimiz ve beynimi bu şekilde algılamamakta ısrar ediyor. Çözüme gene örnekler ile gidelim. Tasarımınızda bir kutu ya da kart içine yerleşim yapacağınız durumlarda objenin dört bir yanından eşit boşluklar bırakmalısınız. Zaten bu iş güzel gözüksün diye değil bir tasarım kuralı. Buradaki çalışmada ben 30 piksellik boşluklar bıraktım. Birbiriyle bağıntılı objelerin arasına da başlık, alt başlık, Metin VB, yine doğal olarak aynı oranda boşluk verdim. Ortaya çıkan sonuç ise korkunç denebilir. Tamamen dengesiz bir tasarım, kutunun altına daha yakın duran bir ağırlık ve asimetrik bir görüntü. Oysa tüm paylarımız eşitti. Kullanıcıyı bu görsel kandırmacadan kurtarmak için ise en azından kendi çalışmalarımda iki yol kullanıyorum. Birisi kutu içerisinde yer alan objelerin aralıklarını düzenleme, diğeri ise kutunun kendisini. Kutu içerisindeki objelerin aralarını tam olarak yarı yarıya azaltınca aslında istediğimiz dengeli görüntüye ulaşmak mümkün. Burada 30 un yarısı olan 15 piksellik değeri uyguladım. İkinci yöntem olan kutu boyutları oynamak için ise yine yarı değer olan 15 pikseli kutunun boyuna ekledim. Normalde geometrik olarak 30 piksel olması gereken boşluk şimdi 45 piksel ama göze daha dengeli ve simetrik olarak görünüyor. Bu tip denge ve simetri konularında size tavsiyem genel olarak kullandığınız boşluk, aralık değerinin yarısına odaklanmanız. 20 ise 10, 30 ise 15 gibi. Genelde çözüme beklediğinizden hızlı ulaşacaksınız. Kafanızı daha çok karıştırmadan bir de Türkçe harfler ve buton hizalamalarından söz etmek istiyorum. İngilizce site hazırlayan bilir, buton üzeri yazı hazırlamak, içerisinde metin geçen her tasarımı yapmak daha kolaydı. Türkçenin kendine özgü çengelli ve noktalı karakterleri özellikle buton tasarımlarınızın bozulmasına sebep olan en önemli etken. Çünkü harflerimizin kendine has bu minik özellikleri tasarım içerisindeki optik dengeyi bozmak için birebir. Örneklerimize dönecek olursak, kutu, kart ya da buton tasarımlarında çengelli metinlerin çengellerini yok sayıp grafik ağırlık merkezi olarak harflerin kendisini almamız temel kural. İlk buton örneğinde hizalamayı çengeller üzerinden yaparken Diğerinde geometrik ağırlık merkezi olan harfleri baz alarak yaptım. Aradaki ciddi farkı görmeniz mümkün. Optik dengeleme kavramı tipografide de geçerli bir kural. Ancak şimdi bir de fontların dünyasına girip aklınızı daha fazla karıştırmak istemem. Bir ipucu vermek gerekirse Photoshop kullanırken metinlerinizi düzenlemek için metrik yerine optik seçeneğini kullanırsanız daha çok işinize yarayabilir. Bu özellik sayesinde metin çalışmalarınızı geometrik gerçeklik oranı yerine optik gerçeklik üzerinden yapabilirsiniz. Görsel tasarımda denge, ritim ve hareket. Bir tasarımcının görsel temel tasarım ilkelerini çok iyi özümsemiş olması gerekir. Bu ilkelerden denge, ritim ve hareket aslında bir fikrin biçim kazanmasında tasarımcının anahtarı gibidir. Özellikle görsel iletişim tasarımında aktif kullanılan tüm elemanlar ve ilkeler, tipografi, fotoğraf, geometrik şekiller, boşluklar, ritimler, hareketler vs. bu anahtarlarla hedef kitlenin zihninde bir değişiklik oluşturur. Birçok alanda olduğu gibi görsel iletişim tasarımında denge tasarımın en önemli ilkesidir denge temel olarak tasarım elemanları, nokta, çizgi, leke, boşluk, renk vs. ve ilkelerinin tasarımcı tarafından bilinçli kullanımından yani mesajın biçimsel işlevle birleşiminin görsel anlatımından doğar. Hercihe ve işleve göre simetrik, asimetrik ve radyal denge şeklinde adlandırılır. Herhangi bir tasarım yüzeyinin, 2, 3 boyutlu bir yüzey veya sanal ekran ya da arayüz tasarımında olduğu gibi, ortasından geçtiğini varsaydığımız izafi bir çizginin sağının soluna eşit biçimsel elemanlarla düzenlenmesidir. Genellikle duran ve hareketsiz bir denge sağlar. Uzun metinli tasarımlarda çokça kullanılır. Asimetrik denge sayesinde tasarım yüzeyinde yer alan fotoğraf, Tipografi, resimleme veya diğer tasarım elemanları hareketli bir yapıya kavuşur. Hareket göz ekseni üzerinde uyarıcı bir yapı sağlar. Mesajın gereksinimi durağanlık ve sakinlik üzerine kuruluysa simetrik, gerilim, heyecan ve aksiyon üzerine kuruluysa asimetrik kompozisyonlar işi kolaylaştıracaktır. Tasarım yüzeyinde yer alan tasarım elemanlarının dairesel, radyal, bir biçimde içten dışa ve dıştan içe doğru bir şekilde tasarımın merkezine doğru yerleştirilmesi prensibine dayanır. Bu şekilde yüzeyde radyal bir hareket sağlanmış olur. Bir tasarım yüzeyinde tekrar eden her şey ritim değildir. Ritim tasarlanmış ve mesaja ulaşmada işlevini ortaya koyan bir nitelikte olmalıdır. Alıcıyı yaratıcı fikre yönlendirmeli ve şaşırtmalıdır. Yazıların ritmi, görsellerin ritmi, resimleme ve motiflerin ritmi de kompozisyonu zengin kılan özelliklerden biridir. Hareket tasarıma dinamizm, canlılık ve estetik bir akışkanlık katar. Kompozisyon içerisindeki tüm eleman ve ilkelerin mesajı en etkili bir biçimde ortaya konması için önemli bir etkendir. Görsel tasarımda hiyerarşi, oran, orantı ve vurgu İyi bir görsel tasarım ortaya koymanın yolu nitelikli kompozisyonu oluşturmak ile bir takım tasarım ilkelerini bilmeyi gerektirir. Hiyerarşi, oran, orantı ve vurgu gibi ilkeler, kavramlar görseli oluştururken sadece tasarım ve sanatsal duyum sayış değil, bir takım fiziki, fizyolojik ve topoloji kurallarını sayısal teknolojiler, bilgisayar ve yapay zekalar ile bütünleşerek uygulamayı da gerektirir. Görsel hiyerarşi mesajın ulaşımını kontrol eder ve bir mesajın etkisini irdeler. Bir tasarımcının görsel hiyerarşiye yaklaşımı, onun kişisel stilini, metodolojisi ile eğitimini ve aynı zamanda çağın ruhunu yansıtır. Hiyerarşi basit veya karmaşık, katı veya yumuşak, düz veya yüksek oranda seçilmiş olabilir. Hiyerarşi, yüzey üzerinde oluşturulan ölçütlere göre farklı yöntemlerle anılır. Bu yöntemler hiyerarşinin yapısal olarak yerleşim biçimi içinde belirleyicidir. Bu anlamda üç tür hiyerarşik düzenlemeden bahsedilebilir, takip hiyerarşisi, merkezi hiyerarşi, serbest hiyerarşi. Genel olarak oran ve orantıdan bahsedildiğinde akla ilk olarak matematiksel bir terim ve ilişki gelir. Ölçekte kavramıyla ilişkilendirilir. Temel olarak bir tasarım yüzeyine kompoze edilecek tasarım eleman ve ilkelerinin mesajı en etkili bir biçimde hedef kitlesine ulaştırması için tasarımcılar bir takım oran ve orantılardan yararlanır. Vurgu mesajın izleyiciye en akıcı ve en estetik biçimde ulaşması için hedeflenen bir tasarım ilkesidir. Vurguyu oluşturmak için tasarımcının öncelikle tasarımın hedeflerini belirleyip ciddi bir planlama yapması gerekir. Bu planlama içerisinde tasarım hiyerarşisine göre belirlenen parçaların, tipografi, görsel, resimleme vs. hangisinin ne şekilde vurgulandığı düşünülmelidir. Görsel tasarımda kompozisyon ve bütünlük. Kompozisyon, bir tasarımdaki ögelerin görsel yapısını ve organizasyonunu ifade eder. Bir bütün oluşturmak için farklı parçaları veya unsurları birleştirme süreciyle ilgilidir kompozisyon, bütünü parçalarından daha büyük görmeyi içerir ve tasarımı oluşturan bireysel ögeler kadar önemlidir. Tasarımcılar, her biri kendi şekillerine, boyutlarına, renklerine ve dokularına sahip olan görüntüleri ve metinleri birçok farklı ortamda ve çok çeşitli biçimlerde düzenler, 2 ve 3 boyutlu siyah-beyaz tasarımdan tam renkli çalışmaya, web tabanlı ve zamana dayalı, hareketli, görüntülere kadar. Etkili görsel iletişim için kompozisyonun pratik bir şekilde anlaşılması ve araştırılması çok önemlidir. Görsel bütünlük bir tasarımda oluşturulamaz ise, o tasarımın mesajı sekteye uğrar. Dağınıklık farklı mesajların ortaya çıkmasına da neden olur. Bu anlamda tasarımcının ilk görevi tasarım ilkelerini, elemanlarını doğru bir amaç içerisinde organize ederek imgesi ve yaratıcı bakış açısıyla en etkili tasarımı ortaya koymak olmalıdır. Yaratıcı tasarım parçaların birliğini organize ederek verilmesi gereken mesajda bütünlüğü sağlamalıdır. Aksi takdirde kaotik bir yapı oluşur ve tasarım özelinde mesaj hedef kitle tarafından okunmaz hale gelir. Bu organizasyonu daha iyi anlamak için yaratıcı fikir, imge, görsel tasarım elemanları, ilkeleri, mesaj ve işlev bir birlik bütünlük içerisinde olmalıdır. Bu birliği sağlayan en önemli kavramlardan biri görsel bütünlüktür. Görsel bütünlüğün önemli bir yönü, bütünün parçalara hakim olması gerektiğidir. Görsel tasarımda bütünlüğü sağlayan ilkeler yakınlık, tekrar, devamlılık ve hizalamadır. Bir görsel tasarımda bütünlük varyasyonları da kendi içerisinde üçe ayrılır. Bunlar duran, dinamik ve deneysel bütünlüktür. Görsel tasarımda geçtaldı. 1912 civarında Almanya'da başlayan Gestalt psikoloji okulu, görsel bilgiyi nasıl gördüğümüzü ve anlamlı bir bütün halinde nasıl düzenlediğimizi araştırmıştır. Bütünün parçaların toplamından daha fazlası olduğu inancı gelişmiştir. Bu bütün, izole parçaların basit bir şekilde eklenmesiyle algılanamaz. Her parça etrafındakilerden mutlaka etkilenir. Erken Gestalt psikologları ve görsel algıyla ilgili çalışan araştırmacılar, gözün birleşik bir bütün veya gestalt aradığını keşfettiler. Gözün nasıl bir gestalt aradığını bilmek, başarılı tasarımları analiz etmeye ve tasarlanmasına yardımcı olabilir. Bu önemli teorilerin önde gelen kurucuları Max Wertheimer, Wolfgang Köhler ve Kurt Koffka'dır. İlkeler birkaç yıl içinde geliştirilirken, kısmen Rudolf Arnheim'ın 1954 tarihli Sanat ve Görsel Algı, Yaratıcı Gözün Psikolojisi adlı kitabı sayesinde ön plana çıkmıştır. Gestalt ilkeleri bir tasarımı yönlendiren görsel tasarım ilkeleriyle de organik bir benzerlik içerir. Temel olarak psikoloji ile ilişkilenen bu ilkelerin tasarım üzerindeki etkileri de oldukça fazladır bilgi, duyum ve algı mesajın hedef kitleye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Hedef kitlenin tanımlanması, fizibilite ve gereksinimlerinin hesaplanması sonucu tasarımcı kendi fikir, bilgi ve birikimleriyle etki alanı yüksek ve algılanabilir bir tasarım ortaya koymak ister. Bu tasarımlar algının örgütlenmesiyle başarıya ulaşır ve bütünlük gösterir. Geçtalt ilkeleri sayılacak olursa, benzerlik, yakınlık, yön, tamamlama, şekil zemin ilişkisi, sadelik, yalınlık ve simetridir. Geçtalt ilkeleri görsel tasarım ilkelerinin uygulandığı grafik tasarım ürünlerinde oldukça yüksek etki alanına sahiptir. Görsel tasarımda denge çeşitleri Optik denge Radyal denge Simetrik denge Asimetrik denge Göz, hedef kitle bir mesaja ulaşmak için benzer ve tekrar eden biçimleri izleyerek bir organizasyona sahip olur. Yukarıda ifade edilen görsel tasarım ilkesinin genel adı. Ritim. Hareket ilkesinin genel özellikleri. Tek düzeliği ortadan kaldırması. Tasarıma dinamizm kazandırması. Estetik bir akışkanlık sağlaması. Tasarıma canlılık katması. Hiyerarşinin yapısal özellik ve köşeleri. Merkezi hiyerarşi. Takip hiyerarşisi. Serbest hiyerarşi. Temel tasarımda oran ve orantıyı ilgilendiren temel özellikler. Tipografik oran. Optik oran. Görsel oran. Altın oran. Görsel tasarım ilkelerinden vurgunun görsel biçimle ilgili özellikleri. Renkle vurgu. Boşlukla vurgu. Boyutla vurgu. Tonla vurgu. Kompozisyonu doğru ve dikkatli bir şekilde oluşturmak için kullanılan en önemli öge. Bütünlük. Kompozisyonda bütünlük seçenekleri. Yakınlık. Hizalama. Devamlılık. Tekrar. Benzer biçimler gözü benzer biçimde uyararak tasarda organizasyon yaratır. Geçtalt teorisi. Geçtaltın görsel ilkeleri. Yön. Tamamlama. Benzerlik. Şekil zemin ilişkisi. Lazar Markovich Lisitski, Rusya doğumlu bir ressam, tasarımcı, sanatçı, öğretmen, tipograf, fotoğrafçı, mimar, illüstratör ve teorisyendi. 23 Kasım 1890'da Rusya Federasyonu'nun Poçinok kentinde doğdu. Fikirleri Suprematist Sanat Hareketi tarafından geliştirildi ve etkilendi. Konstrüktivist sanatın ve Bauhaus hareketlerinin gelişmesinde büyük etkisi oldu. Onun stilistik deneyleri ve üretim teknikleri ile özellikleri, 1920'lerin ve 1930'ların başlarında geliştirildi ve o zamandan beri birçok tanınmış grafik tasarımcı üzerinde büyük bir etki yarattı. El Lissitzky, Rus avantgardında önemli bir kişilikti. Aynı zamanda akıl hocası olan Kazimir Malevich ile birlikte üstünlükçülüğün gelişmesine yardımcı oldu. Lisitsky, 20. yüzyıl grafik tasarımlarına hakim olan stilistik cihazlar ve üretim teknikleri ile deneyler yaptı. Görsel tasarımlarında denge, ritim ve hareket ilkelerini benimsedi. Günümüzde tasarım ilkelerinin önemli bir parçası olan bu kavramlarla birçok tasarımcı Lisitsky'yi örnek almaktadır. Grafik tasarım ürünlerinde hiyerarşi oldukça çok kullanılan bir tasarım ilkesidir. Özellikle dizgi ve uzun metinler gerektiren tasarımlarda tipografik hiyerarşi olmazsa olmaz bir yoldur. Gazete, broşür, dergi, web tasarımı, etkileşimli tasarımlarda mesajın hedef kitleye ulaşmasında oldukça önemlidir. Bir gazete tasarımı gibi metnin çok kullanıldığı tasarımlarda yazı puntoları kalın, ince, renk, büyüklük gibi varyasyonlarla hiyerarşik bir değer kazanır. Aslında ilk sözün kime verileceği ile ilişkilidir. Hiyerarşi görsel tasarımlar, serbest grafik ve illüstrasyonlarda da biçimsel hiyerarşi için çokça kullanılır. Bir afiş tasarımında fotoğrafın, tipografinin, resimlemenin terazideki ağırlığını hiyerarşik seçimler belirler. Adolf van Marimuron, Kasander Takma adı altında çalışarak ticari çalışmalarını resim pratiği ile sürdürebileceği umuduyla 1921 civarında posterler tasarlamaya başladı. Bu ilk tasarımlarını Haşar E. Kompanya yayın yayınevinin direktörü ile paylaştı ve kısa süre sonra şirkette özel bir sözleşme imzaladı. Kasandr'ın Haşar E. Kompaniye için hazırladığı ilk posterler sanatsal eğilimleri olarak kübizm, gerçeküstücülük ve art nouveau, Bauhaus'un kamusal sanata duyduğu ilgiyle birleştirir. 1926'da La Revue de l'Union de l'Affiche yayınlanan afiş tasarımı üzerine ilk incelemesi, tasarımcının, kitlelerle sıradan insan tarafından anında anlaşılabilecek, bir dilde, iletişim kurma, yükümlülüğünü ortaya koyar eserleri ve tasarıma bakış açısı orta çağ ressamlarının, Yunan çömlekçilerinin, Mısır'ın fresk sanatçılarının ki ile karşılaştırılabilir. Tasarımlarında temel anlayışı kalabalığa bir hikaye anlatmak olarak ortaya konulabilir. Her tasarımı tasarımcının imzasını taşımaktadır. Kasandır 4 orijinal yazı tipi tasarladı ve görsel kelime oyunları ile kontrast renk varyasyonları ile köşeli fonda kompozisyonları kullanmıştır. Kompozisyonları parçalar arasındaki bütünlüğü çok iyi anlatıyor ve biçimsel anlayışta bir dilbirliği sağlamaktadır. Wertheimer'ın 1923 tarihli makalesi görsel algının temel sorunlarını ve temel yasalarını formüle etmiştir. Fikirleri o kadar derin ve yapıcıdır ki, sonraki yüzyılda Gestalt psikolojisinin gidişatını belirlemiş ve psikolojinin diğer alanları ile diğer bilimleri etkilemiştir. Wertheimer'ın makalesinde özellikle çarpıcı olan şey, yazarın kendisinin yeni teorinin zayıflıklarına işaret etmesidir. Üç madde olarak ele aldığı bu görüşlerinde. 1. Wertheimer, bir dizi çok güçlü gruplama yasasını sunarken, birçok durumda bu yasaların birbirleriyle çeliştiklerini gösterdi. Ona göre bu gruplamalar birer yasa değil, faktörlerdi. Yasa yerine faktör kavramını ortaya atmıştır. 2. Wertheimer, temel ilkelerin sayısı ne kadar fazlaysa, teorinin o kadar zayıf olduğunu anladı. Ancak diğer tüm faktörleri kapsayan genel bir ilke önermemiştir. 3. Wertheimer, temel kavramların tanımlarının belirsizliğini anlamış ve hatta vurgulamış, okuyucunun sezgisine birbirini takip eden parçaların nasıl birbirini takip etmesi gerektiğine dair bir his var gibi ifadeler kullanarak atıfta bulunmuştur. İyi bir devamın ne olduğunu, iç tutarlılığın nasıl sağlanacağını VB bilir, kişi sonuçta ortaya çıkan bir iyi gestalt algıyı sadece kendi içsel gerekliliğiyle tanır.